Bölüm çok kritik bir bölüm. YouTube Tayfa hoş geldiniz, merhabalar. Tekrardan HD Conflicts cehennemindeyiz. Kazandık, başardık. İşte böyle işte, anladın mı? Öyle sokak yemeklerine gidip çekmeye Hintli arkadaş benzemez, anlatabiliyor muyum? Hadi bakalım. Hadi. Bu bölüm çok önemli bir Evim Şahenk bölümü bu arada. Yıllardır aradığımız, beklediğimiz bölüm. Bağıran kadının olduğu bölüm. Ben biraz daha kendimi kaydırayım mı şöyle? Böyle. Heh. Okey. Tamam. Ben niye ayaktayım? Vaga Ben de diye bilmiyorum. bağıran kadın, let's go. Aynen. Hadi bakalım. Bir su alıp geleceğim. Geldim. Hadi bakalım. Hadi bakalım tostum. Anneanne aç kapıyı. Buyurun efendim. Günay Hanım, Selim Bey'in mutfaktaki hangi özel tasarımını görünce çığlık attı? Kendini Saydam Laster senin onundan izleyelim nasıl olur? Harika. Kendimi saydamlaştırayım mı? Güzel bir fikir. Olabilir. Nasılım? Çok yorulursam oturacağım. Günay Hanım'ı şoke eden büyük İçim değişimle. temizmiş. Bunu bayağı eğlenmişler, o belli yani. Yapımcılar da 6 kere koymuş çünkü. Ben çok merak ediyorum şok eden değişimi. Hülyalı kibirimsin gibi rol yap, olmadı abi. Ya. Şu an videodaki biri. Beyler döndüm. Allah'ım dedim, bu ne? Bu uzun bir çığlıktı. Dedem bile korktu hatta. Ya ben bu gelişi diyorum, bu duvar kırılmış. Yani dedim bağırayım dedim, örtümü atayım dedim. Oğlum yeter ya. Günay Hanım'ın tipi değişmiş. Tipi dedim, tipi. bağırayım. Günay Hanım böyle bağırırken böyle değil Günay Hanım. Dedim örtümü atayım dedim. Az sonra. Ne kadar mutlu olmuş değil mi dış ses? YouTube Rating Tayfa hoş geldi diye. geldiniz. Herkes sizden nefret ediyor. Yayıkçım sizi sadece para kaynağı olarak görüyor. YouTube Tayfa öyle bir şey yok. İnanmayın, yalan söylüyor, kolpa yapıyor. Sevgili Ses, günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? Günaydın Selim Bey, teşekkür ederiz. Ben çok sevgili iyiyiz. Sesim bugün. Bağcılar'da Seda Hanım'a konuk olacağız. Bir an önce kendilerine konuk olalım. Hadi hemen gidelim. Hadi buyurun. Bir dakika, bir ses geliyor. Karşı komşu kendi evine giriyormuş. Onun kapı çalma sesini benim kapımı çalıyorlar sesi sandım. Seda Koçak, 25 Mutlu yok. yaşındayım. Sema Torgar, 25 Oğlum ikisi lan. Nasıl Selim ya? Bey ol sana abi. Dur. 25 yaşındayım. İkiziz. 3,5 senelik evliyim. Oğlum nasıl tahmin ettim ama? Nasıl tahmin ettim ikiz olduklarını? Nasıl? Kızım var. Ben bekarım. Ses çok kısa. Bu kıza niye hüzün montajı yapmışlar?
Ben bekarım dedi diye. Ailemiz bu binanın zemin katında yaşıyor. Kokuyu alıyor musunuz Selim Bey? Evet. Rütübet kokusu buraya kadar geliyor. Merhabalar efendim, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Oy, oy, oy. 5 çocuğum var. Aslımız Tunceli, Seysen 2'de geldik İstanbul'a. Ya beni niçin kapılarda bekledin? Rica ederim. Ulan. Vallahi sen iyi kaldın. Nasılsınız, iyi misiniz? Kokuyu alıyor musun bu ses? Bok gibi kokuyor. Amacım, az sonra gene bağırırsa bu arada bu bölüme kıl olacağım. Gene bağırırsa vallahi kıl olacağım. Çünkü 6 kere dinlettiler. Ben sana kurban olayım. Tamam dur. S4N bir cece diyor ki kamera netmiş 60p'de izliyordum. Geçemedim amına koyayım, o kadar bağırmışlar ki. Ya. Seni burada görmek ya. Seda, seni tebrik etmek istiyorum. Bu aile ilişkileri çok önemli. Büyük. Sesimiz çok az, bir dakika. İlişkilerimizi hatırını sormak. Evet. Onların ihtiyaçlarına cevap ver. Selim Bey şöyle anlat. Ne? Öyle değil mi? Allah razı olsun. Bir tane sizden de. Kendi mutfağımı beğenmiyordum. Arkadaşlar geldi. O gün kararımı değiştirdim. Benden çok anneannemin ihtiyacı olduğunu düşündüm ve kendi hakkımı ona devrettim. Allah razı olsun yavrum ondan. 20 yıldır buradalar. Biz onun için her şeyin en iyisini istiyoruz. Doğrum be. Bodrum kat olduğu için rutubetten çok büyük sıkıntı. Doğrum dede be. Astım hastası rutubetten dolayı. Kalabalık bir aileye sahipler. Tıkış tıkış yemek. Daha rahat olsun, ferah olsun. Her gün televizyon izliyorum. Evim şahaneyi açtı. Derya diyorum. Bak diyorum bugün kimdeler. Dur bakayım, bakayım ne yaptılar. Neyse. Ne? Bölüm P alışveriş ne? Baktım ki ezan okundu. Hey güzelim Allah'ım dedim. Hey Rabbim dedim. Duy sesimi dedim. Bir günde benim kapımı çalsınlar dedim. Bir günde bana gelseler. Seda bana dedi ki anneanne dedi. Müjdemi ver. Anneanneciğim dedi, ben başvurdum dedi. Benim evimi yapmadılar, seni yaptılar. Allah'ım elimde de süpürge. Bir bağırdım. Uy Seda. Anneanne artık bağırma. Artık bağırma anneanne, yeter ya. Aa, bir Seda... bağırdım. Neyse açmayacağım. Kurban olsun anneanne sana. Ben inanamadım dedim, bir de yani ne bileyim ben böyle şeyler görmemişim. Ben inanamadım yine de, biliyor musun? Onun benden daha çok ihtiyacı var. Bir de burası da bizim evimiz. Hani annemi anneannemi deseniz. Ben kendimi küçülteceğim chat, bir dakika. Otururken daha rahat otururum. Eldo CHS diyor ki ha. Ağzı kokan babaanne sesi. Sen ne yapıyorsun lan burada? Ağzı kokan babaanne sesi de çok nefret dolu bir laf bu arada ya. Ağzı kokan babaanne sesi nedir amına koyayım? Şeffaf olma abi. Şöyle bir şey getireceğim kendime. Arada büyütebileyim diye. O zaman sıkıntımız kalkacak. Yes. Okay. Kesinlikle anneanne. Çok seviyorum onları. Çok. Allah ömründen alsın, onların ömrüne koysun. Anneannem benim için ulan. Her şeyi çok ifade ediyor. Yani anlam yüklemem gerekirse kesinlikle bir anlam bulamam. Abi adresin kaç günde benim için her şey demek anneannem. Nasılsın? Annem çalıştı, bize anneanne baktı hep. Anneannem işten çıkıp bize baktı. Ve onunla ilgili hiçbir şey unutmayız. Hani resimlerimiz falan hep anneanneyle var bizim. Annemize doğru düzgün resmimiz yok. Bize emeği çok var bir kere. Hiç kıymaz bizi. Hiç kıymaz. Annem bizi döverdi. Anneannem ne olursun güler yap bakalım. Oğlum çok fazla anneanne dedi ya. Bir de anneannesinin dövmesini niye şey yaptı ki? Çok travmatik yani. Hemen anneannemin eteklerinin altına. Ailenin temel direği vardır herkeste. Bizde de anneannemdir. Şimdi dede. Çocukluk travması. Burada büyük değişim yapacağız. Ama şunu söyleyeceğim. Kaç çocuğumuz var? Beş. Beş çocuk. Üç erkek, iki kız. Üç oğlunuz burada mı oturuyor? He. Evet. Bir de kendileri. Dört daire burası. Dört üç dayım üstte oturuyor. Siz peki niçin Bodrum katta oturuyorsunuz? İşte, ne yapalım? Gelinler kabul etmedi. Çocuklarım mutlu olsun dedim. Benim derdim çocuklarım. Benim. Herhalde dayak yememiş çocuk mu var? Ya şimdi bu çok şey bir konu. Hani dayak var, dayak var.
bence. Hani ne kadar döverdi yani. Kemer çıkarıp patır kütür mü döverdi? Çok ince bir konu, bilmiyoruz. Detay lazım. Bir göz yerde olsun. Ben orada yaşarım. Başka bir yere çıkmak gibi bir şansları yok. Çünkü hayat gerçekten çok pahalı. Çocuklara dedim ki biriz aşağı yenin. Gelinler dedik biz Bodrum'da oturmuyoruz. Veriyorsa... Ben fiske yemedim. Ya en normali o zaten. Ben de dayak yemedim yani. Annem beni dövmedi öyle. Üst katta oturuyoruz. Terlik falan evet. Attı o ya. Onlar klasik. Ama şimdi bazı insanlar çocuklarını deli dövüyor yani. Hani deli dövüyorlar. Bizim bir komşu vardı. Çocuğu bayağı böyle sopayla falan dövüyordu yani çocuğunu. Sen biz kiraya çıkarız. Ve kiraya da benim vicdanım razı olmadı. Dedim ben Bodrum'a yeneyim. Ben Bodrum'da oturayım. Kiraya çıkamayız. Kurban olayım sana. Sevgili ses, mutfak hakkında da bilgi almak istiyorum. Ama mutfağa tabii size sürpriz yapacağım. Ben sana kurban olayım. Mutfakta sorunum vardı. Üzülüyordum. İki çekyat, iki tekli koltuk. Bir de 4 kişilik bir masa var arkamızda. Fatih Bey diyor ki abi. Oğlum, bu şimdi her yerim yapacaklar. Benim babaannemin evinde de vardı. Bu dolaplar klasik mi? Bu dolaplar klasik bu arada. Şişmiş arka kısımlar. O dolaplar herkesin evinde bir kere yani olmuştur ya da olacaktır. Şu an aile evinde yoksa öğrenci evine çıkınca olur. Şu an öğrenci evinde yoksa bir akrabanın evinde olur. Oda. Herkes bir gardırop var. Bir de yatak var. Yine orası da rutubet. O da rutubet. Ne yapayım anne kurban olsun. Çare yok. Mecbur oturacağım. En kötüsü mutfak. Rutubetten dolaplar şişmiş. Bak gerçekten kötü durmuyormuş lan. Duvarlar aynı şekilde dökülmeye başlıyor. Vallahi. Tavan deseniz rutubetin o paslı, o kirli yeşil. Kaan abi bir hafızamı siler misin? Lütfen Baran teyze HP'ni tekrar yaşamak istiyorum. Hali duruyor. Şu komşunun bitişiği. Onların suları da bütün... Burası İstanbul'daysa en az 6000 lira kirası vardır. En az bu arada. İnaz. Bu tarafa bağlı. Öyle bir şey işte. Yazın su bastı onlar burada değilken. Boruları çürümüş daha. Onlar yaptırmıyorlar. Buraya su sızıyor. Eşyalar küflendi. Şişti duvarlar falan. Bak anne kurban olsun. Hep kabarmış. Diyorum ki herif parkeye de tertemiz olsun. Ne olursun diyorum. Mahalleler bak alttan zif çıkıyor. Bu halı yıkamaya veriyorum. Bakıyorum ki halın arkası adam diyor ki abla diyor. Hep zift diyor. Hele benim o Esenkent'te oturan kızım. O hiç görmek istemiyor mutfağı. Üzülüyor benim halime. Yemek yapmak istediğim zaman yapamıyorum. Haydi kurban olayım diyorum. Anneannen ölsün diyorum. Girin mutfağa yemek yapın. Birincisi rahat bir ortam yok. Bulaşık biri yıkasın biri durulasın sığmıyor. Yaptığımız yemek hep evin içerisinde. Ufacık bir cam var, bir davlumbaz bile yok ki havayı alıp dışarıya çıkarsın. O tavanları sildim, tavanlar sildi. Bir dakika ben duymadım, ne, demin ki görmedim o mesajı okuyordum. Boya, boya göçsine okuyordum. Bahara kadar. Ne dedi ya? Rutubet var anne ölsün. Boyamazsın ki oğlum. E biz nereye girelim? Rutubeti. O mutfağı bana bırakın bir kere tamam. Ama aklıma takılan bir şey var. Sevgili ses girişte de söylemiştim ya. Dünya annemi diyeceğiz, Günay annemi diyeceğiz. Hep. Kadın bütün hayattaki dertlerinden bahsetti. Selim Bey böyle çok basit bir soru sordu ya. Sizin isminiz Günay'dı değil mi şimdi? Hep evde Günay dediler. Evet. Hep evde Günay dediler. E nereye geçsem Günay diyorlar. Kimlikte de Dünya. Bu yepyeni mutfakta da inşallah size dünyaları veririz. İnşallah. İnşallah. Ben peki, sana kurban olayım. Bir şey söyleyeceğim. Biraz... Çok üzüldüm adınız Aziz mi? Usta gelmeye başlar. Sizleri evimde gördüm ya. Benim de dileğim kabul oldu gibi oluyor. Dedeciğim, o zaman biz yapmadan gidelim. Sizi böyle. Şimdi Allah seni de başımızdan eksik etmesin. İnşallah sizlerden ayırmak istemiyorum ama siz de başımızdan eksik etmesin. Amin. Ve şimdi. Bu ne lan? Sizin gitme zamanı. Sürprizler olacak. Asma tavan olur. Oran bir 25 pembe duvar olur. Oran bir 15. Bak yıkacağım ben de mutfak olur. Sonra demin yersin bak kırdım buraları. O güveniniz var. %98 bu ev bok gibi olacak. Bak bana size söylüyorum bu ev kesin çok kötü olacak. Teyze kuduracak ama. Net çok kötü olacak. Ailemize güzel bir sürpriz sözü veren mimarımıza asıl sürpriz ailemiz tarafından yapılacak. Oğlum mimarımız nasıl bilmiyormuş lan? İmkansız bilmemesi bu arada kızın.
Selim Bey ev sahibimizin ikizi olduğunu henüz bilmiyor. Sevgili ses ama ben yine de... Bilmese ne olur ki? Mutfağa beraber gidelim. Gidelim. Hadi beraber gidelim. Dede sizi yolcu ediyoruz. Hasan dedemizi büyük sürpriz öncesi 3 günlüğüne evden yolcu ediyoruz. Böyle kapıyı açtığı zaman mutlu olayım. Dolaplarım, mutfak tezgahım geniş olsun. Sildiği zaman içime sinsin. Yani öyle bir mutfak istiyorum. İçeri girer girmez rutubet kokusunu zaten hissediyor insan. Bu tür yerlerde rutubetli evler... Az sonra geçiyorum. Her az sonra da bunu göreceğiz mi biz? Öf sürprize bak, hayatı değişecek Selim Bey'in. Demez, hiç umurumda olmayacak. Gel ben sana öleyim, gel. Gel ben sana öleyim, gel. Gel gör halimi. İçeri girer girmez o rutubet kokusunu zaten... Hissediyor insan. Sesler bir uzaktan geliyor. Hani üstümüzü örtüyoruz. O da rutubet kokuyor. İster inanmıyor. Böyle ıslak, say nemli gibi. Nemli gibi. Ama çocuklar sizi burada bırakmasa, yukarı alsa, üst kata bir yere geçseniz. Ya dayılarım teklif etti. Ama şimdi el kızı dersiniz. Hani öyle de geçer. Ben yuvaları bir şey kabul edemez. Yuvaları bozulmasın. El kızı istedim. Pardon. Ben gittim, yuvası bozuldu. Ama sağ olun. Duyamıyorum ki. Sağ olun. Onu göze aldık. Onlar mutlu huzurlu olsun. Yani hep böyleydi. Çocuklarım mutlu huzurlu olsunlar da. Gelip de bana dert yanmasınlar da. Ben burayı kabul ederim. Ulan. İçeri girdiğiniz zaman değil rutubet veya değil böyle kapalı güneş almayan. Oğlum teyze bunu tamam, teyze bunu okey diyor da ben işte çocuklarım şey olmasın falan diye. Çok üzücü lan. Çocukları demiyor mu amına koyayım? Sen kaç yaşındasın? Böyle burada yaşıyorsun, zulüm çekiyorsun. Daha zor ki yani. What the fuck ya. Altınları bozmuyorum. Emekli maaşım var, yetiyor bana yalanı. Hakikaten tam o yalan ya. Bu arada. Bir de astım varmış, evet ya. Ev hakikaten evde ciddi kötü yani. Ciddi ciddi kötü yani. Yani bir eve bir kere girip görmek mümkün değil. Yani ama bilemiyoruz gerçekliklerini. Çok da yorum yapmayacağım. Ne oluyor? Ne manzara da bir yer. İnşallah. Söz veriyorum. İnşallah. İnşallah. Hepimiz aynı sofrada yemek yiyemiyoruz. Mesela geldiği zaman da bir bayram, bir seyranda erkeklere önce sofra kuruyoruz, onlar yiyor, kaldırıyoruz, tabakları yıkıyoruz. Sonra bayanlar, işte çocuklarımızla birlikte falan yiyoruz. Biz öyle olmasını istemiyoruz. Bodrum katta hem zeminden rutubet alıyor, hem de gördüğüm kadarıyla şöyle yukarı doğru bakarsak, burası binanın apartman girişi, merdiveni ve sahanlı. Bir tabi davulunmazdan dolayı olabilir. Bu tür yerlerde, rutubetli evlerde mutlaka havalandırma yapılmalı. 24 cinsiyetçi bir aile. Saat açık. Ben yemeğe ocağa daha koymadan açıyorum. Yemek bitene kadar. Tamam. Sizin farklı bir durum var. Evet. Burası daima soğuk alıyor. Evet. Buna engel olamıyorsunuz. Buranın soğuk alma sebebi izolasyon olmaması. Biz ne yapacağız? Burada hava sirkülasyonu, hava akımını sağlayacağız. Ve bundan sonra burada söz veriyorum. Söz veriyorum. Öyle bir sıkıntı karşılaşmayacaksınız. İnşallah. Tamam. Ama buradaki detayı da göstermek istiyorum. Tamamen rutubet var burada. Şöyle dolabın arkası şimdi... da aynı şekilde dolap. Selim Bey, benim telefonum çalıyor. Çok özür diliyorum. Mimarımız Seda Hanım telefon bahanesiyle ikiziyle yer değiştirmeye gidiyor. Manzaralı dedi Selim Bey, oranlar değişti, köy evi duvar kağıdı var, bir 10 asma tavan, bir 15. Dolabın arkasının ne halde olduğuna bakmaya çalışırken Seda Hanım ikiziyle yer değiştirmeye gidiyor. Dolap renklerini hiç konuşmadım. Tamam mı? Rutubeti söylüyoruz. Aldığını tak, bunu da tak. Bu ne kadar, ne ki bu şaka, ne bu şaka ki? Zaten anlamayacak ki ikiz olduğunu. İkiz zaten çünkü. Nasıl anlayacak ki? Rutubeti görüyorsunuz. Rutubetten dolayı nasıl bakteriler burada... Çok saçma ya. Selim Bey şakalanacağından habersiz hala mutfağı inceliyor. Birincisi topraktan alıyor olabilir. İkincisi hiç görmediğiniz bir yerden su kaçığı oluyor olmuş olabilir. Üçüncüsü de soğuk sıcak farkından olabilir. Mimarımız ikizleri fark edebilecek mi, çok merak ediyoruz doğrusu. Ben yerimi değiştirdim, kız kardeşime verdim. İnşallah Selim Bey ikiz olduğumuzu fark etmeden beni o sanacak. Bakalım, göreceğiz.
Selim Bey, sizce buradaki rutubetin sebebi nedir? Buradaki, benim düşüncem topraktan alıyor olması. Komik şaka. Peki topraktan rutubet alındığında nasıl bir çözüm yapılmalı? Bu tür durumlarda topraktan rutubeti duvar aldığında yapılması gereken çözüm, ön tarafını farklı bir malzemeyle kapatıp arka tarafında yine hava geçişi bırakmak. Böylece o şakaladığın dostum biziz bu sokakların sahibi ve içindeki hava sirkülasyonu da oradaki rutubetin en azından devamlılığında biraz daha enayi ya anlamadı ya. Oğlum. Vallahi anlamadı yani. Bu şakayı nasıl anlamadı ki bir şakayı? Ben anlamları hadim ya. Azalmasını sağlayacak. Tabii kesin çözüm toprağın altına girip oradaki bütün rutubeti, suyu alabilmek. Peki, burada görüyorum. Evye hemen sağ tarafta. Selim Bey, Seda Hanım'ın en büyük şikayeti bulaşık yıkayamamak. Öyle mi? Evet. Seda Hanım. Niçin? Batmanlık diyor ki az önce kör oldum sandım A9 aynen öyledir. Rahat değiliz. Yer çok dar. Hani biz zaten camın önünde olmadı değil mi? Yani kurban olayım işte dinliyorum. Ben de senden cam bu. Sen hemen dinliyorum. Ben sen diyorum ki böyle tezgah olsun böyle. Buradan. Ha buradan böyle yaptım tezgah gitti. Olsun. Yaptım gitti. O zaman kocaman tezgah yapacağız. Bu çalışıyor mu lan? Hayır. Kesiyorsunuz. 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 Tamam süper. Çalışıyormuş okey. Aklıma. Evi de tam cam önüne alacağım. Seda. Oğlum nasıl anlamadı ya ikili olduğunu? Hadi bulaşıkları. Tamam. Sana kurban olayım. Bir dakika dolap çok olsun. Dolap. Dolap çok olsun. Bir bakalım. Ulaşabilecek yerlere dolap yapmak dolaplarımız lazım. Dolaplarımız yetmiyor çünkü bize. Benim bu evde bir sıkıntım var. O kadar gerizekalı bir şey ki. Fake dolap var. Evde. Fake şey yani. Bak dur. Leasi diyor ki bu evi kurtarabilecek tek şey pembe duvarlar. Bu mutfak benim yazmaz umarım. Ben hayatımda bu kadar gerizekalı bir müteahhitlik görmedim. Hani niye? Kem çekmece. Alttaki çekmece de iki çekmecelik bu arada. Yani alttaki çekmece de iki çekmecelik. Abi niye sken musluk falan var? Anlamıyorum. Musluğa denk geliyor. Ne kadar saçma lan. Yetmez yetmez. O dolaplar hiç yeter mi? Abi niye mutfaktasın? Dostum ben mutfakta değilim. Amerikan mutfaktayım. Belki bilmiyorsun ama. Amerikan mutfak. Anlatabildim mi? American. Çok kötü. Kadarıyla direkt arka tarafta ve İstanbul Avrupa adam direkt lokasyonu mu? Burada da pratik bir çözüm. Ayık cige kofte yapmayı iyi ki girdim. Telle. Çünkü açılmıyordu. Bu teli kim yaptı? Dede yaptı. Dede. Dede ama teli dikenli tel gibi yaptı. Diyor ki ben mutfakta değilim. Mutfak benim odamda. Ben mutfakta değilim. Abi Selim Bey burada bir şey şakası yaptı. Niye dikenli tel dedi? Dede yaptı. Dede. Ama teli dikenli tel gibi yapmış. Paranı da kız. Açılmasın diye. Kız kardeşim verdi bana. Bu 10 sene bu nasıl iş? Bana verdi ki. 10 sene oldu her. Selim Bey isterseniz neler alacağımızı yazmaya başlayalım. Bu kadar sene sonra yepyeni fırın, yepyeni ocak ve davlumbaz alacağım. Adam ne yapsın Selim Bey işte çözüm bulmuş sonuçta. Şimdi buyurun kalem kağıt. Ben. Hemen yazın Seda Hanım'ım. Ya oğlum o değil de bu Selim Bey nasıl hala bu kızın ikiz olduğunu Ankastre fırın, Ankastre ocak ve davlumbaz. Ankastre seti ve ev yapacağız. Buyurun. Tek
Temizliği de çok kolaydı. Senle aynı değiliz dostum. Sen mutfaktasın. Ben ise Amerikan mutfakta. Biz beyazla mor tercih ediyoruz. Anneannem açık renk istiyor. Çünkü koyu renk istemiyor. Dolap kapak renkleri de siz seçersiniz, tamam mı? Peki. Hangi renk isterseniz dolap kapakları yazalım lütfen. Şimdi nasıl bir renk düşünüyoruz desen? Alanlarda aslında geniş mekan kullanımı çok daha iyi. Bir kere her yeri kıracağım. Ustalar geldiği zaman beraber kıralım mı? Yok. Bu eski mutfaktan hıncınızı çıkarmak istemez misiniz? Aynen. Kıralım hadi. Kıracağız ya, değişmiyor. Bütün yılların acısını çıkarırız. Parke yazın efendim, parke. Her yeri parke kaplayacağız. Anneannemle mutfağı açıp parke bakacağız. Ben dedim benim gözlerim mi bozuldu bir anda, ne oldu? Yok, bir yok, iki görmeye başladım. Yok sizin gözleri. Parke olmaz. Bak da ya. Laminat tezgahı yazalım hemen. Laminat tezgahı yazalım. Şöyle düz beyazı isterseniz. Biz de ikisi arasında gidelim. Perde yazalım. Bunlar zebra modellerimiz. Çok kalın. Onun dışında yine düz storlarımız. Bir kere şunlar olmaz. Ve aksesuar da yazın lütfen. Düz ses. Anneannem pilav için tencerem yok demiş. Ocağın arkasında güzel seramik olsun. Böyle renkleri de siz seçersiniz. Peki. Yazalım. Şunlar olmaz. Zaten olmaz. Ve perdeci çok var yazın lütfen. Dış ses anne böyle. Postum değilmiş. Bir de seramik yazalım. Şöyle ocağın arkasında güzel seramik olsun. Böyle renkli. Rüji. Anne. İnanmıyorum vallahi. Ulan. Kurban olsun anneanne size. Sizin sayenizde. Biz de sana oluruz anneanneciğim. Oğullarının huzuru bozulmasın diye rutubetten geçilmeyen dairede oturan fedakar anneannemiz. İlhan Yürek alt çizgi diyor ki niye kartona yazıyorlar anlamadım, kağıtta mı yok? Ya sen mimar mısın? Sen mimar mısın, yorum yapıyorsun? Mutfağındaki değişiklikleri duydukça adeta çocuk gibi seviniyor. İyi misin anneanne? İyiyim, kurban olurum sana. Şimdi bütçeye İyiyim. Sıra geldi ama. Efendim? Eğer şimdi hazırsanız sıra geldi bütçeye ve sevgili ses bütçe lütfen. Buyurun Selim Bey. Teşekkürler. Ve işte bakın iki tane zarfımız var. Mimarımız bütçe tahminlerini alırken ustalarımız da eve doğru ilerliyor. Abi. Bu kadardı. Alışverişe de selam edecek. 15. Hazır mıyız efendim? Hazırız. O zaman yaklaşık 20 yıl sonra değişecek bu mutfak için. Toplam ne kadarlık bütçe hazırladık efendim? 15 diyorum. Ne dersiniz? Tam 14 bin lira veriyorum size. Tam 14 bin lira veriyorum. İyi günlerde harcamanızı istiyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Bakın kapı çaldı. Tam da... Kaan ilk 11'i sayar mısın? Abi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hadi bakalım. Kalın üniversite okuduk biz kardeş. Zamanında. Hadi ustalarımızı hep birlikte karşılayalım. Ay, hoş geldiniz. Bu kadar usta mutfağa nasıl sığacak acaba? Nefes almadan hemen kırmaya hazır mıyız burayı arkadaşlar? Biliyorum yol yorgunuz. Nefes almadan böyle şey rutube şakası mıydı bu? Hiç durmadan hemen kırma başlıyoruz. 20 yıllık bekleyiş. Şu anda sona eriyor. Efendim izin var değil mi? Ne demek emrinde nasıl? Bu arada sizi denemiştim. Sıfır sayılmaz. Sayma sayısı değildir çünkü. 3 kişi aranızdan yakaladı. Hadi bakalım. İstiyorsan öyle yap. Sen geldin gördüm ya seni yeter. Estağfurullah. Yeni bir ustamız var. Öyle mi? Evet. Hayırdır? O geldi sanırım o geldi. Hayırdır? Bugün iş baş etti de. 22 senenin rutubetini ilk benim kırmam lazım. Ben de iyi usta olamaz burada. İkiz mi? Evet. Hay Allah. Şok içindeyim arkadaşlar. Allah Allah. Şok içindeyim şu anda. Efendim hoş geldin. İsim neydi? Seda. Neyse Allah'tan kıyafetler efendim aynı farklı da bari karıştırmıyorum. Sizin isim neydi? Sema. Sema Seda. Ha Seda. Evet. Sema. Seda. Evet. Sema. İşime bakıyorum. Ne? Seda Sema. Selim Bey ilk olarak Seda Hanım'la tanıştınız. Sonra ikizler abi yer değiştirdiler. Abi kaç gündür izlemek için sabırsızlanıyordum. Senin izlemini bekledim iyi yayınlar. Hoş geldin. Moonflowers teşekkür ederim. Ama anlamadınız. Ne? Evet. Hayır mı Selim Bey? Ben anlamadım. Şey diyeceğim ama dalga geçme amaçlı demiyorum. Sadece komime. Teyze gülünce göbeği sallanıyor. Ama anlamadınız. Ne?
Evet. Ben anlamadım. Sadece parmak göstermek istedim. Ben dış sesten rica ettim. Telefonumu çaldırdı. Değiştirdiler ama anlamadınız. Evet. Nasıl ya? Ben anlamadım. Ben dış sesten rica ettim. Telefonumu çaldırdı. Semay hiç anlayamadı. Çakmadı bizim ikiz olduğunu ya da benim başkası evet. olduğumu. Yeni bir işçi, usta olarak ben tekrar kanala dahil oldum. Kapıyı çaldım. Çok şaşkındı ilk başta. Siz izledik zaten bunları. Bize niye geri anlatıyorlar ya? Edemediniz. Ama buradaki detayı da anneanne gördün mü? Bir de oyun oynuyorlar benimle. Kurban olurum ben sana. Ben ne yapayım ya? Sürpriz yaptılar. Bu sefer de biz sizi oynayalım dedik. Şimdi o kadar birbirinize benziyorsunuz ki. Kim evli şimdi? Seda? Sema? Hayır, bekarım ben. Bekarsın. Evet. Beni kandırmak zordur ama. Bu kez başardık Selim Bey ama işbirlikçilerimizin de hakkını vermek gerek. Vallahi başardınız, tebrik ediyorum efendim. İlk başta çok kastık kendimizi ama hiç... Hiç kırma ya. Beraber. Yeter. Ali Usta, hemen yanıma geliyorsunuz. Ve şimdiden kırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Taş da şu size kalmasın. Siz hemen kırma, üstünüzü giymeye. Ben de anneannene biraz oturmaya. Size ceza olsun. Ustalarımız mutfağı boşaltmaya başladı. Eski eşya... Ha, mutfak ismindeki çocuk. Eşyalar tek tek dışarı alınıyor. Bengur. Ustalarımız buzdolabını zor da olsa kapıdan geçirirken biz de bir mimarımıza bakalım. Ha, burada ben. Sizin orada ben. Merak etmeyin Selim Bey. İkizleri gören herkesin kafası karışıyor. Vallahi ben karıştı. İsterse daha isterse ama benim için fark etmez. Anneanneciğim, eğer izin verirseniz bu iki... Abi bence ikizlerin hepsine aynı isim konulmalı. İkisinin de hayatını bir 20 sene falan kolaylaştı. Ne düşünüyorsunuz? Yani mesela benim çocuğum ikiz olsa ikisinin adında Mehmet koyarım. Bir tane de orta göbek adı. Salla geç. Cadıyı var ya, iki cadıyı. Beraber alışverişe göndereceğim. Koca götlü cam sis şişesi. Ne? Allah razı olsun. Hepçik çocuk tamam. Ya. Beraber alışverişe gidiyorsunuz. Hemen geliyor ustalar. Onları çalışacağım. Abi hem kafası karışacaksa ikizlerin de kafası karışsın. Öyle düşünün. Yani Mehmet diyecek. Hangisi? Cezalarımız var burada. Evet göreceksiniz. Burada çalışacaksınız. Diğer türlü onların kafası karışmıyor. Çabuk içeri doğru gelin. Yani yaşasınlar bir empati öğrensinler. Hoş geldiniz. Evet, ustalarımız hazır. Ustalarımız hazır. Hemen kırsınlar. Hemen. Çocuk bir çocuk iki. İkizler ceza olarak yeni dosya, yapacakları kırımdan önce güvenlik bir. Önlemlerini alıyor. Hazır mıyız? Hazırız. Peki o zaman eldivenler giydi mi? Giyiliyor. Gözlükler takıldı mı? Takıldı. Evet. Ve balyoz gelsin lütfen. Buyurun. Balyoz. Daha güzel bir fikrim var. Biri Mehmet olsun, biri Mehmet olsun. Ya da biri Kaan olsun, biri yumuşak G'li Kaan olsun. Bak. Evet. Hanginize? Önce sen. Önce beni alıyorum. Ve şimdi... şöyle geçiyorsunuz. Ve o zaman eğer hazırsak vurun lütfen. Mimarımızı kandıran ikizler ceza olarak tezgah kırıyor. Gerçi bu şaka bizim fikrimizdi ama aman Selim Bey duymasın. Tamam. Hemen alıyorum. Destek kuvvet. Hemen destek kuvvetimiz geldi. Dinlenmeye aldık. 20 yıllık mutfak gidiyor. Devam mı? Kesin. Oğlum o balyoz öyle kullanılmaz ki bu arada. O balyozu nasıl kullanman lazım biliyor musun? Böyle alt tarafına doğru gidecek elin. Böylesin. Devam. Devam o zaman. Hadi buyurun. Ucuna doğru. Sanırım bu kadar. Yok yok yetmez. Daha çok. Çok zordu. Domates gerçekten teşekkür ederim. Balyozun kendisi var ben. Zaten tezgah vurmak ayrı. Kilomuz kadar balyozun ağırlığı var. 20 sene önce şeyim gitti. Çektiğim çile gitti yani. Allah'ıma şükürler olsun. Allah razı olsun hepinizden. Tamam arkadaşlar. Bugün alışverişe gitmeye var mısınız? Evet. Gerçekten çok zor. Ustalarımız tam 3 günde yapıyorlar.
Ali Usta, hemen kırmaya başlıyoruz. Ali Usta bir dinletsin. Siz de dinlenin. İstediğiniz bir şey olursa her zaman beni de arayabilirsiniz. Ustalarımız da zaten size yardımcı olurlar. Estağfurullah. Ben seni niye arayayım, rahatsız edeyim? Şöyle şey olmuş. Sen başımız. İşini bilirsin. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Yine böyle ufak kandırmacalar. Birinci müşteri bilir teyze. İkinci müşteri alabilir. Hiç belli olmaz. Alışveriş yapacağınız yerlerde de sevgili ses. Bence büyük sürprizler herkesi bekliyor olacak, öyle değil mi? Mağaza sahiplerine de şakalar hazırladık Selim Bey. Efendim kaçırmayın. Çünkü bu alışverişte şaşkın. Bu videonun bütün ana dayanağı ikiz şakası olacak değil mi? Evet, ben de görmek istiyorum. Haydi bakalım, siz alışverişin hazırlığa. Ben de diğer evlere müsaadenizle. Senin hayatı berbat olacak. Kolay gelsin Ali Usta. Mimarımız ve ev sahiplerimiz mutfaktan ayrıldığı gibi Ali Usta kırıma başlıyor. Hanımların küçük olduğundan dolayı şikayet ettikleri eski tezgah tarihe karışmak üzere. Bozuk çekmeceler de artık mutfağı terk etmeye hazır. Kırma devam eden Ali Usta şimdi de üst dolapları sökmekle meşgul. Ali Usta bir sinirlenmiş ya. O gün. Üst dolaplar alttakilere göre daha şanslıymış anlaşılan. Rutubeti daha azaldıkları için sağlam kalmışlar. Amacımız kırıp dökmek değil. Döktükten sonra tezgahın kırımı devam ediyor. 20 küsur yıllık eski tezgah neredeyse tamamen kırılmak üzere. Ustamız son parçaları da kırarken gelin biz de atölyemizde neler yapılıyor bir bakalım. Günaydın ustalar, kolay gelsin. Günaydın, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk ustacığım. Anneannemizin projesini mi inceliyorsunuz? Anneanne, torun dayanışması Seda Hanım anneannesine mutfak müjdesi vermiş. Selim Bey de mutfağını dizayn etmiş, biz de mutfak ölçülerini gönderdi. Biz de ustalarla beraber mutfaklarımızın ölçülerini çıkarttık. Duvarda bir panomuz var. Biz ne? De çerçeve yapacağız. Cam görüntüsü vereceğiz. Manzara tarzı. Kenarlarında da panjurlu iki tane kapağımız var. Değişik bir sistem. Bir tane de orta masamız var. Açılıp kapanır olacak. Onu ayarlayacağız. Şimdi de kesimlerden bir başlayalım biz. Tamam ustacığım, kolay gelsin. Bir anlamadım. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk bir ses. Alışverişe neyle başlıyoruz? Senelik bakmaya geldik. Aklınızda belli bir renk var mı? Kemik rengi, hani o tarz şeyleri açık olsun istiyoruz ev çünkü. Anneannenize neler almayı planladığınızı söylediniz mi? Hayır, hayır. Hiçbir şey söylemedik, hiçbir şeyden haberi yok. Hadi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Peki. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Seda ve Ramazan. Eğitimhaneden geliyoruz. Anneannemin evi için seramik bakmaya geldik. Tamam. Güzel şeyler var ya. Evet. Ama insan kararsız kalıyor tabii. Açıkta onlara bak. Bu ne la? Ben anladım. Bu Beyrut Havalimanı'nda vardı bu musluktan. Bir tane Arap oturmuştu. Üstteki muslukta götünü yıkıyorsun, alttaki muslukta da ayaklarını yıkıyorsun aynı anda. Bakalım. Tamam. Mesela kremin açık tonu. Böyle bir şey olabilir. Parlak. Güzel. Sanki beyaz olsa daha iyi olurmuş gibi. Çünkü anneannemin mutfağı yarı bodrumu. Peki ikiz indirimi olmaz mı? Böyle hani renkler falan daha cıvıl. İkiz indirimi olmaz mı? Bakın bir yandaki showroom'da beyaz bir ürün var. İkiz evet, indirimi. Soldaki, bir sağdaki. Bu daha iyi sanki. Evet, kabartması onlardan biraz daha. Ne kadar metrekaresi bunu düşünürsek? 25 lira metrekaresi. 10 metrekare alacağız. Bize 10 metrekare lazım. Tamam, hesaplarız. Ürün bu mu? Bu daha iyi. Bunu hesaplarız mı? Tamam, olsun. Yani açık renk olması bizim için. Biz bunda karar kıldık. Şimdi 10 metrekare malzemeye ihtiyacımız var. Ödeyeceğimiz rakam 250 lira. Beyaz renkte kabartmalı duvar seramiği alan hanımlar 250 lira ödedi. İkizlerle alışveriş maratonumuz devam edecek. Ama önce eve dönüp neler yapılıyor bir bakalım. Ustalarımız mutfağı genişletme çalışmalarına başlamış biri. Bunun için giriş bölümündeki duvarlar kırılacak. Nasıl amına koyayım ya?
Duşa mı taşı? Nasıl geniş bir duşa mı? Dış kapı var. Nasıl genişleyecek ya bu? Mutfak boşken rutubet izleri daha rahat görülebiliyor. Şu küfe ve kararmalara bakar mısınız? Bu kadar sağlıksız bir ortam aynen. Bir anda kameramana geçirse keşke ya. Temizle dedemize hiç uygun değil. Umarız mutfaktaki bu rutubet sorununu tamamen çözebiliriz. Eve mutfaktan mı gireceğiz? Acaba... Ustalarımız rahat çalışabilmek için zemindeki molozları çuvallara dolduruyor. Ardından eski seramikler sökülüyor. Matkabın dokunduğu seramikler hemen kendisi... Ananı sikiyim bu ne? Seramikler sökülüyor. Oğlum hilti geldi bu arada. Favorim de bu. Matkabın dokunduğu seramikler hemen kendini bırakırken altından da davetsiz misafirler çıkıyor. Elvan neredesin? Kadir Usta su tesisatını yenilemek için... Oğlum o sakat bir örümcek bu arada. ...ardından da zeminde kırım yapıyor. Kulaklarıma müzik gidiyor. Alcatraz 325 diyor ki niye ayaktasın be adam selam. Çünkü ayağa kalkabiliyorum. Daha iyi abi, vücuduma kan gidiyor. İptal ediliyor. Ustamız hazırladığı boruları döşeyerek tesisatı yenilemeye başlıyor. Oğlum nasıl ya, bu adam niye dış kapıya çıktı şimdi? Dış kapı... Boruları döşeyerek tesisatı yenilemeye başlıyor. Dışarı değil mi lan oraya? Silikonlanan borular birbiri ardınca eklenerek tesisat yeni yerine taşınıyor. Ben de ayakta izleyeceğim o zaman. İzle lan. Sen de ayakta izle lan. Birlikte deve cüce oynayalım. Ustamız boruların sağlam olması için boru kelepçesi takmayı ihmal etmiyor. Bu ev çok iş ya. Alçı leva ustalarımız... Ya bu ev o kadar iş ki... Evim şahane gelmediği sürece hiçbir ustaya bu kadar iş yaptıramazsın. Ve yaptırsan da büyük ihtimalle bir 3 ay falan hiltiyle uyanırsın her gün. O kadar iş yani bu ev. Duvarları kapama çalışmaları için hazırlık yapıyor. Öncelikle profiller vidalanarak sağlam bir iskelet oluşturuluyor. Mehmet Usta profil montajına devam ederken... Bir de 3 günde. ...atölyemize uğrayalım. Evet. Ve yani şöyle bir şey, bir usta gelecek, önceki ustaya küfredecek, diyecek ki bu ile yapılır mı, bu ne biçim. Sonra o usta bir şey yapacak, sonra yeni bir usta gelecek, onun üstüne başka bir şey ustası olacak, o da gelecek, o ustaya sövecek. Sürekli böyle bir usta sövme dairesi, sürekli o onun, onu böyle 5 tane usta küfrü dinleyeceksin, böyle bir loop çıkamayacaksın. Kolay gelsin İbrahim ya. Usta. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk ustacığım. Anneannemizin sandalyelerini mi yeniliyorsun? Evet, 6 tane sandalyemiz var. Şu anda oturma yerlerini söküyoruz. Bundan sonra boyaya vereceğiz. Boyanacak. Bundan sonra da biz diğer işlemleri olan oturma yerlerini kaplayacağız. Sandalyelerin ahşap kısımları iyi durumda olduğundan sadece döşemeleri yenilenecek. Okey. Ustamız sandalyelerin minderlerini çıkardıktan sonra eski döşemelikleri söküyor. Bana bir tane lazım bundan ya. Ayakta kaldık. Sandalyeleri boyaya verirken biz de alışverişe dönüyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Sema, Emişhane'den. Ben Sedef. Elulgato, abicim dönen kamerayı küçük kontrol ediyor. Dönen kamerayı kim? Sena orada duruyor sürekli. Eliyle, sağ olsun. Sandığınız da gitmedi. Evet, ha, ilk defa böyle bir ikiz bir katılımcı geliyor. Evet, biz ikiz burada evim şahane. Peki, yardımcı olayım, buyurun. Mutfak kapakları bakacağız. Bakacaksınız, evet, tamam. Böyle kapağı. Buyurun lütfen, ben göstereyim size hepsini. Anneannem... İkiz misiniz? Bu kadar saçma bir soru yani. Mutfağını yeliniyoruz. Katılımcılarımız çok hayırlı. Yok amına koyayım, bir denk geldik. Facebook'tan tanıştık. Torunlar. Çok benziyoruz birbirimize. Hayırlı torunlar, ne güzel. Yani böyle bir şey, ilkokul arkadaşım. Adınız Aziz mi? Sena abla, selamlar, seviliyorsun. Sena selam söylüyor sana. O da selam söylüyor da dikkatini dağıtma. Etmek gerçekten zor, evet, yani. Zor. Tek yumurta ikiz olunca böyle oluyor.
Şimdi kapaklarımız burada. Buyurun isterseniz bakın. Şimdi nasıl bir renk düşünüyoruz? Desenli mi? Ağaç desenli yok, mi? Yok, düz olursa daha iyi olur. Evet, düz. Çünkü benim mesela kendi kapaklarım öyle. Çok memnunum. Hani böyle silince daha kolay oluyor. Biz seramiklerimizi beyaz seçtik. Beyazın yanına bunu çok memnunum. Hani böyle silince daha kolay oluyor. Biz... Oğlum bu ne, bu Pokemon kartı gibi hologram? Bu ne? Nasıl? Kim bunu duvarında istiyor ya? Ya bu satılıyor be. Bu ne bir de? Hepsi birbirinden korkunç. Kim alıyor da daha da üretiliyor bunlar? Beyaz seçtik. Beyazın yanına bunu tutabiliriz. Evet. Sence hangisi? Bizim gözümüze Batman çarpan bir renk var. Batman diyor ki ikizler neden hep aynı giyiniyor ve hep aynı şakayı yapıyorlar? Doğarken mi yükleniyor acaba? Hep merak etmişimdir. Abi. Çünkü ikizler. Yeşile ne dersiniz? Yeşil. Bilmem. Olabilir belki. Hem anneannemize köyünü hatırlatır. Beyazla yeşilin uyumu. Mutfakta renkli olur bence. Çok hoş olabilir. Bunlar güzel bence. Olabilir. İkizimiz ne diyor? Bir de ona bakalım. Biz ortak yerde buluşuyoruz. Ben karar verdim sen sus. Hani şimdi şöyle bir şey var derler ya. Mesela işte birinizin canı acıdığında sizin de canınız acıyor. Yok, mu? Böyle biz şey. Çok kusmuk yeşil ya. Çok kusmuk yeşil. Öyle ama değil. Ama biz hislerimizi birleşiyoruz. Derli hislerimiz çok kuvvetli. Evet. Mesela çalışıyoruz. Birimizin birinden içimizde sıkıntı varsa mesela önce birbirimizi arıyoruz. Her zaman birbirimizin yanındayız. Ya bu gerçek mi ya? İkizim merdivenden düştü, benim de dizim acıdı. Biz her zaman birbirimizin yanında olduk. Okul aynı, sınıf okul aynı. Sınıf aynı. Orada hiç unutmuyorum, fen öğretmenimiz vardı. O gün Sema hasta, okula gelmedi. Arkadaşımla aramızda bir sorun vardı. Öğretmen bana saymaya başladı ama önüme eğmişim kitaba başımı. Ağlıyorum, nasıl ağlıyorum? Okuldan eve geldim, Sema dedi ki, nasıl geçti günün? Dedi, dedim ki böyle böyle dedim. Sema'ya anlatınca Sema sanki orada yaşamış gibi ağlamaya başladı. Ben götürüyordum anne kurbanla beraber gidiyordum. Böyle görüyorlardı yolda. Aa, kız bunlar ikizler, baksana bak bak bak, bunlar ikizler herhalde. Merak ettim. O yüzden sonra. Genelde herkes öyle söylüyor ama acıyı pek hissetmek genelde çift yumurta ikizlerinde daha çok yaşanıyormuş o. Aslında yeşile biraz karşı gibiydik biz ama rengini görünce ve karşılaştırınca da beğendik. Güzeldi gayet. Tamam, bunlar olsun. Biz tamam, ölçülerimizi verelim tamam, size. Tamam, olur, rengimiz Sema'cığım, bu. Sema'cığım ölçülerimizi. 17.50 metrekare. Kapağımızın metrekare. Takti aldı diyor ki ya devlet başlaya kuz günleşe. Toplam 1450 TL. Zeytin yeşili ve beyaz renklerde ne? Dolap kapağı alan ikizler 1450 lira ödedi. Ev sahiplerimiz yola koyulurken biz de ustalarımızın yanına çok dönüyoruz. Çok yeşil, çok kötü ya. Kolay gelsin Mehmet Usta. Yaptığın uygulamayı bize de anlatır mısın? Mehmet Usta, ne çizmişim buraya? Mehmet Usta. Bu gördüğünüz duvara... Ya Mehmet Usta yapma ya. Fayans gelecek ama normalde fayans gelen... Çevirme konuyu şimdi. Yapışmadı. Alçı levha yapıştırıyoruz, üzerine fayans yapıyoruz ama burada alçı levhayı direkt duvara yapıştırmıyoruz. Niye derseniz... Niye ustacığım? Burada gördüğünüz gibi dökülüyor bu duvar. Sıvalar artık kabarmış. Onun için biz yine alçı levha işlemi yapacağız ama duvarla bağlantısını keseceğiz. Yani rutubet arkada kalmış olacak. Tuğla duvardan kopuk bir alçı levha duvar yapıyoruz. Ya koskoca adamsın Mehmet Usta ya. Onun yapma üzerine ya, de fayans gelecek ve daha sağlıklı olacak. Çevirme ya. Anlaşıldı ustacığım, eline sağlık. Anneannemizin artık rutubet sorunu olmayacak. Ve bu alçı levhalar hem rutubete hem de yangına karşı oldukça dayanıklı. Bir bir sıfır bir 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 sıfır bir sıfır sıfır bir sıfır bir sıfır bir sıfır bir sıfır sıfır a diyor ki kulağa kalem artı 10 stability. Kadir Usta da hazırladığı boruları döşeyerek su tesisatını yeniliyor. Evdeki ustalarımız var gücüyle çalışıyor. Biz de ikizlerin yanına dönüyoruz. Bu şov niye kalktı? Zarardan mı yoksa Hon Sina öldü mü? Hon Sina ölmedi lan herhalde. Bu ne lan mermerci? Tabii şöyle standımızı alayım ben size. Açık tonlarda. Evet, açık tonlarda düşünüyoruz. Açık tonlarda. Mutfak dolabı kapaklarımız yeşil beyaz. Şöyle düz beyazı isterseniz bakabilirsiniz. Şöyle
simli olarak var. Biraz daha beyaz bir dönük. İsterseniz hepsini yan yana koyup bakalım. Böylece daha rahat karşılaştırma yapabiliriz. Krem tonlarında veya da... Yok, hayır. Ama bence bu güzel. Bu fazla beyaz. Bu adamın kesin cücük sakalı var. Tabii görmedim ama ben tahmin ettim yan profilden. Bunun içindeki renkler pek hoşuma gitmedi. Başka seçeneğiniz var mı? Şöyle krem olarak isterseniz vereyim. Var mı? Çok var gibi duruyor. Karıştıracak ama gümüş renklerde yeşile güzel geçeceğini. Sen ne dersin Düzsiz? Biz beyazdan yanayız hanımlar. Düz beyaz veya şu yaldızlı beyaz olabilir. Biz de ikisi arasında gidip geliyoruz biz siz. Düz beyaz zaten kapaklarımızda var. Bence bu olsun. Tamam, bunu diyoruz. Mutfak tezgahımızı aldık. Aydın'ı... Ya anneanne niye seçmiyor? Abi anneanne seçmesin ya zaten. Anneanne seçmesin valla. Anneanneye seçtirdikle yani... Sen güven ya, anneanne seçmemeli. Eski tezgahın boyu çok alçaktı. Şimdiki tezgah uzun olacak. Yani normal ölçüde olacak. İki boyu değil mi? Evet, iki boyu olacak. Toplamda 650 lira yapıyor. Peki tamam, kız kardeşim versin. Anne. Bu adamın kulağında ajan telsiz takılı, gördünüz mü? Anneleri için beyaz üzeri gümüş yaldızlı mutfak tezgahı alan ikizler 650 lira ödedi. Birinci günümüz gayet güzel geçti. İkizler galiba. İkinci günümüz de inşallah güzel geçecek. Ve orada çok güzel herhalde bir şey çıkacağı için bence bundan tatlı yorgunluklar. Mitçi. Ustalarımız esnettikleri profili tavana monte etmeye başlamış bile. Yarım daire. Buraya da mı asma tavan ya? Amına koyayım. Buraya da mı asma tavan be adam? Asma tavan iskeletini profillerle güçlendiren ustalarımız alçı levhalarla alt kısmı tamam. Ya asma artık şu tavanı ya. Tamamen kapatıyor. Kenan Usta spot yuvalarını vakit kaybetmeden açıyor. Ardından bir kova dolusu alçı sıva hazırlanıyor. Ya ama hakikaten zaten küçük burası. Ali Usta duvarların ilk kat alçısını çekerken Kamil Usta da asma tavanınkini hallediyor. Alçı sıvalar kururken zemini düzeltmek için şap karıştırılıyor. Ardından açılan kanallar kapatılarak zemin düzleniyor. Kadir ustam, işimiz tamam herhalde. Şapımızı da verdik. Kamil ustam, senin için de tamam. Kadir ustamızın kırmış olduğu kalifer petek borularını döşedi. Temiz su borusu. Onun şapını verdik. En son kalan noktamız bu. Çünkü çıkıyoruz. Son işimiz olduğu için üstüne kimse basmasın. En son şapımızı verdik. Şapla işi bitirdik. Bizim de işimiz bitti. Mutfaktaki işler sizi epey yordu galiba. Bugün yordu, evet. Alçı levacı arkadaşlarımız alçı levalarını yaptı. Eski bina. Tesisatlar eski. Altında çini. Eskinin çini dedikleri. Çünkü kavramca üzerine... diyor ki ne hani bu o... asma tavan merakınız başınıza asma tavan düşsün. Asma tavanda bulun inşallah. De babak. Kırmak da zor oluyor değil mi? Kırmak da çok zor. O biraz bizi yordu. Yarın zor gün bekliyor bizi. Bayağı işlerimiz var. Bir an önce gidelim. İstirahatimiz... Arkada çok yakışıklı bir usta var. Bu mu? Evet. İyi akşamlar ustalar. Evlatlarının mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen anneannemiz için anlattım çıktığımız siz maratonda ilk günün anlattım sonuna bana geldik. Anlattım bana. Anlattı ses. Yapıştır. Seda Hanım, perdeci Ceyhun Bey. Seda Hanım'dan perdeci Ceyhun Bey. Neden? Ceyhun Bey. Allah değişim. Spoiler abi, böyle bir şey var. Allah. Ustalar. Geçemiyorum amına koyayım, geçemiyorum. Günaydın. Günaydın istesin. Bugün ikinci günümüz. İkinci kat alçımız var, tavan boyamız var, duvar boyamız var, astarımız var, parkemiz var ve taşımız var. Bugün bayağı yoğunuz istesin. Peki o zaman size az sonra. Ustalarımız öncelikle el aletlerinin üzerindeki kurumlu alçıları temizliyor. Ardından duvarlardaki öncelikle böyle bir korkunç hissettirdi bana bu görsel nedense ya. Müzik de yok ki aklımda buna aşık. Böyle bir değil mi, bir çok mutsuz böyle.
Attention. Group masturbation starts in... Günaydın hanımlar. Gecenin... Ya bu ikizler niye hep aynı gibi giyiniyor ama bir değişik giyiniyor. Ya tam aynı giyinin ya tam farklı giyinin. Niye? Sinir bozucu geliyor yani. Bu kızlar ikiz mi? Siz nasıl geçti? İyi, güzeldi. Dinlendik, enerjimizi topladık. Biraz plan yaptık. Aa, ne planı? Bugün ikinci gün. Evet. Bence bir şey değil mi? Bunu reji söyledi. Net reji dedi ki benzer giyinin. Olsun dedik yine. Bugünkü gideceğimiz duraklarımızda güzel şakalarımız ve şaşırtacağımız durumlarımız olacak. Bakalım. Bilsin ya. Anlaşılan ilginç planlarınız dedi var. Abi, ben aynı giyinim dedi. Var biraz. Her zaman evim şahaneye ikizler. Çünkü bulamamışlar katılıyor. Bak. Gerçekten aynı giyinseler bu kız bu tişörtü gülücüklü tişört giymez. Biz katılmışken bari ilk yarışmacı olarak tadını çıkaralım. Evet. O zaman size şimdiden kolay gelsin. İlk durakta görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. İkizler yola çıkarken gelin biz de bir atölyemize uğrayalım. Reji kim? Mehmet Ali Erbil. İbrahim İkiz değiller miymiş? Facebook'tan mı tanışmışlar? Kaçırmışım lan ben onu. Bu arada sandalyelerin ahşap kısımları da beyaza boyanıp ben. Yenilenmiş. Dostum, söylesene. Ev sahiplerimiz sandalyelerini tanıyabilecek mi merak ediyoruz doğrusu. Ev sahiplerimiz demişken ilk duraklarına vardılar mı gelin bir bakalım. İkizler bugünkü alışverişlerine mutfak kabinleriyle başlayacak. Merhaba, kolay hoş geldiniz. Ben Seda, evim Şahane'de. Ben Zeman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkisiniz sanırım. Evet. Evet. Nereden anladı ya? Vay amına koyayım ya. Buyurun, Seda Hanım'a değil mi? Evet. Sizin projenizi yollamışlar. İsterseniz ben size şöyle birazcık neler aldığınızı göstereyim ister evet, misiniz? Evet, olabilir. Buyurun. Buzdolabımızın etrafını kapatmışlar. Hmm. Üzerine buzdolabı da koymuşlar. Yer dolaplarımız var. Asma dolaplarımız var. Hesabımızı tamam, buyurun. Konuşalım. Fiyatımız ne kadar tutuyordu? 2300 lira yapmış Seda Hanım. 2300. Evet, kabinleri zaten buyurun. Hazır. Ev sahiplerimiz modüler mutfak kabinleri için 2300 lira ödedi. Hanımlar ikinci duraklarına giderken biz de ustalarımızın yanına dönüyoruz. Kızlar ikiz mi? Kızlar ikiz herhalde. Dolusu alçıklar. Kulağım patladı. Karıştırılıyor. Aman ustacım iyi karıştır da t***lanma olmasın. Beni ya... Ajan müziği koymuş. Ali Usta vakit kaybetmeden duvarların ikinci kat altı sıvasını... Usta çabuk ev sahibi gelmeden. ...çekmeye başlıyor. Neden çaldığın kasayı duvarla değiştirmen lazım? Bu sırada Kamil Usta'mız da asma tavanın alçısını çekmekle meşgul. Ali Usta kapı boşluğuna alçı çekerken Kamil Usta da asma tavanı hallediyor. Usta çabuk kaloriferi çaldığımızı anlamamaları lazım. Alçı sıvalar kururken gelin biz de alışverişe dönelim. Merhaba, hoş bulduk. Evim Şahin'den Seda ben. İkiz misiniz? İkiz misiniz? Sen diyor ki yokluk yürüyle gelmiş. Evim senden Seda. Ben. İkiz misiniz siz? Evet. İkiziz. Siz benziyor musunuz? İkiz misiniz? Çıkaramadım ya. Yani. İşime bakıyorum. Önce biz... Benziyor musunuz yoksa ikiz misiniz?
Bakınalım isterseniz biraz. Tabii olur. Dış ses anneannem pilav için tencerem yok demişti. Benziyoruz. Hani seramik bir tava. Ya 300'lerse? Tencere olabilir. Mutfak dolaplarımızın kapakları yeşil beyazdı. Yeşil beyaz. Daha da zoru ya 400'lerse? Hoş duruyor. 99 lira kampanyalı tavasıyla tenceresi beraber. İkisi 99. Aynen. Bence çok iyi. Ses sen ne diyorsun? Bakın tencereler hemen burada. Hangi rengi düşünürsünüz? Bu olsun. Kapağı her ikisi için de kullanabiliyorsunuz ayrıca. Ay ne güzel. Evet. Bulcuma baksana. Tezgah farklı direkt eline dönemek. Evet evet. Zaten çekmeceler genelde hep dağılıyordu. Ne güzel rengarenk. Ve ihtiyacı vardı böyle bir şeye. Yırtılmıştı hep. Bizce gayet güzel. Hem ortadaki yeşil şey dolap kapaklarımıza da benziyor. Ses bence güzel duruyor. Aa, evet. Tezgah üstünde duruyor. De güzel bir bütünlük. Fiyatlara bak. Oğlum %50 indirim var diyor öyle. Yoksa ekonomik bir sıkıntı değil yani. Sağlayacak renk. Aynı hiçbir fark yok fiyatlarda. İndirimde mi? Birlikte. Ha, %50 indirim var yazıyor. Görmüyor musun? Aman akıyım işte. Renklenecek bunlarla. Ne kadar fiyatınız? Onun da indirme fiyatı 69 lira. Ne diyorsunuz hanımlar? Bence bu olsun. Bu ses. Tam fiyata bak. 69. Bakın çok. Baharatlıkları yoktu onun böyle. Aslında kullanışta olan... Brunter yazıyor ki Brunter ya kimya. Ben Renox. 16 Eylül 2020'de ilk kez su buldum ve 2022'de su bulmaya devam ettim. Kullanışlı. Bunlar mı? Evet, bu da kullanışlı olabilir. Sepeti de güzel. Oradan çıkar direkt yemeğin içerisine. Bence o da olsun. Peki başka ne bakacağız? Biz bir de su bardağı, çay bardağı. Erir onlar yemek yaparken mi? Kardeşim. Ne diyorsunuz hanımlar? Bence bu olsun bu ses. Bir de baharatlıkları yoktu onun. Peki başka ne bakacağız? Biz bir de su bardağı, çay bardağı takımları. Şu renkli olanlar. Ben bir kere dershanede böyle çok sıcak çay almıştım. Plastik şeyle karıştırdım. Bunu bir çıkardım plastik şey şu kadar kalmış. Yerim çayı içtim. Kanser oldum mu acaba? Nerede herhalde? Sizce nasıl? Ay, evet. İkisi de takım. Onlar gelin ve damat şeklinde. Bence güzel. Yeni mutfak. Aynen. Bizimkiler. Babaanne ve dedeye özel. Evet evet. Dış ses ne diyorsun? Gelin damat yok. Kuş. Gerçekten de çok hoş. Bence de çok hoş. Özel. Ne ya, kadar fiyatları? 49 lira her ikisi de. Altışarlı. Şimdi bu kuşlar Hasan Dede ile Günay anneanne mi? Evet evet. Ya bu ne oluyor? Bence üstteki yazıları değiştirelim, başaklarını koyalım. Sadece tek eksik o. Kahvaltılıkta ister misiniz? Şeker poşetiyle çay karıştırdın mı hiç? Yok. Ben üçü bir arada poşetiyle üçü bir arada karıştırdım ama. Çok kötü bir şey. Kahvaltı. Yani şeyi hissediyorsun o... Bakkaldan aldın ya onu. Mustafa amcanın elinin hepsini hissediyorsun. Onu getiren lojistikçi adamın elini kolunu hissediyorsun. Böyle 5 tane insanın elinden böyle kahve yalıyor gibi bir his. Çok kötü. Psikolojik evet. Yani büyük ihtimalle tabii de. Evet aslında aynı modelin direkt kahvaltı. Kötü ama. Üstü düz olduğu için üzerine başka şeyler de koyabilir yani. Buzdolabında yer de kaplamaz. Bence çok iyi ya. Niye abi? Böyle bir şey lazım yoktu. Ona. Bakın hemen altta pembe renkli takım var. Aa, bak bunda bu bir herhalde değil mi? Evet. Mor, pembe. Canımda psikolojik bir de kırmızısı ya. Var. Evet. Ama onun modeli farklı galiba. Biraz daha sapıklarım onun. Bir şey diyeyim, bu çatal kaşıklar bok gibi. Bu çatal kaşıklardan bizde vardı. Günün birinde bunu böyle bir şeye saplıyorsun. Tık ediyor böyle. Ya gözüne bir şey fırlıyor ya bir gidiyor bir şey. Yani bir kırılıyor o. Tam orasından kırılıyor böyle. Sonra aman diyorsun. Aptal gibi şu kadar çatal kalıyor. O çatalla böyle yemeye çalışıyorsun. Şöyle tutup falan. İğrenç bir şey yani. Evet, buna çok göre daha şey. Ağır. Evet. Bence o daha güzel. Gerçi tamam, bu kırılmaz lan herhalde. Bu tam öyle değil. Hanımlar, aksesuar alışverişimiz bitti mi yoksa devam ediyor muyuz? Evet, alışverişimiz bence de bitti. Eksiklerimizin çoğunluğunu aldık. Şimdi eksiklerimizi alıp ödemesini yapacağız. Hadi o zaman kasaya geçelim. Evet, bizim önlerimiz ne kadar tuttu? Toplam 500 lira. 500 lira. Kız kardeşim versin. Anneanneleri için birbirinden güzel mutfak aksesuarları alan hayırlı torunlar 500 lira ödedi. 500 lira çok lan. Ev sahiplerimiz yeniden yola çıkarken gelin biz de bir ustalarımıza bakalım. Vallahi çok ya. Hiç pazarlık da yapmıyorlar ikisi pazarlık.
Ali Usta seramikler için hazırlık yapıyor. Ustamız yapıştırıcıyı pürüzsüz olana dek iyice karıştırıyor. Ardından alt sınırı belirleyecek profil monte ediliyor. Artık seramik yapıştırıcısını duvara uygulama zamanı. Tencere 500 lira. Tencere 500 lira değildir ya. Yani Alzheimer ya da kanser olmak istemiyorsan en az 250 lira. Ha dersen ki sıkıntı yok. O zaman da 150 lira. Oo iyi lan var oğlum işte. Mis gibi. Ustamız yapıştırıcıyı duvara sürdükten sonra iyice yayıyor. Şimdi seramikleri yapıştırmaya başlayabiliriz. Yemek evde. Ustamız yapıştırdığı seramikleri lastik tokmakla sabitliyor. İkizlerin seramikleri açık tonda seçtiği iyi oldu. Mutfak çok küçük olsa da seramikler mekana... Ya bu evim şahane mutfakları hep tuvalete benziyor. Ferahlık niye kattı. Bilmiyorum. Ustamız seramik çünkü gidip montajı... Amına lavabocudan seramik aldırdıklarından olabilir mi? Bir düşündüm şu an aklıma geldi. Ondan olabilir büyük ihtimalle. Biz de ikizlerin yanına dönüyoruz. Oturmayacağım, kendime challenge koydum. Bu video boyunca ayaktayım. Hanımlar merhaba. Sırada hangi alışverişimiz var? Verdiğimizi almaya geldik ama muzurluk yapmaya da geldik. Ya aynı anda konuşmayın ya. Zaten ikisiniz sen. Sesi de aynı. Kendimi var ya uzun bir otobüs hattında ayakta bekliyormuş gibi hissediyorum. Doğuymuş bu. Bir oturmam lazım ama oturmayacağım. Sürpriz olsun. Oturmayacağım. Yani daha, sağlıklı yaşam. O kadar ipucu verelim yani. Aralarında anlaşan ikizlerden biri mağazaya girerken diğeri dışarıda saklanıyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Hoş bulduk. Yine şaka peşindeler. Seda ben. Buraya yardımcı olayım isterseniz size. Nasıl bir şey düşünürüz ona göre? Şimdi anneannemin mutfağı için bakıyorum. Mekanizma gruplarından... Nasıl bir yani bu anneannemin mutfağı... Bilmiyorum bir bakalım. Ona göre karar verelim. Bunlar zebra modellerimiz. Gece ve gündüz oluyor. Çok kalın. Onun dışında yine düz storlarımız. Bunlardaki mantık sadece güneşlik olmasıdır. Bir kere şunlar olmaz. Karanlık yapıyorsa hiç gereği yok. Seda Hanım size perde beğendirmek epey zor olacak galiba. Bir kere şu teyzemin evinde 3 yıl önce kendine yaptırmıştı. Hala moda olması şaşırtıcı. İçlenmiş kız. Adam da bozuldu bir yani. Alma. Ne istiyorsunuz? Yani hayal ettiğiniz bir şey var mı? Adam sinirlendi bu arada gerçekten. Ayıp lan böyle denir mi lan böyle? Siz ne istiyorsunuz? Yani hayal ettiğiniz bir şey var mı? Yok. O zaman kırmızı tonlu. Ne? Yatak odası perdesi yaptırmıyoruz. Ne istiyorsunuz lan siz? Mutfak perdesi. Ev sahibimiz şaka icabı hiçbir perdeyi beğenmeyince... Ceyhun Bey tüm alternatifleri göstermeye başlıyor. Bakın şunlar da var yine. Anladım. Ya hanımefendi bence sizin ikiziniz var gibi gözüküyor. Ben bir baktım da sizin ikiz... Sizin kesin ikiziniz var. Annenin sevebileceği bir model olabilir belki. Yok. Bir kere bunlar olmaz. Bu ne böyle? Hani... Çok abartılı geldi. Evet. Ne o düğün salonuna. Bu özel bir çalışma. Evet. Gül hiç sevmem. Eyvah. Evet, bakalım. Seda Hanım Ceyhun Bey'e şaka yapmak için hiçbir ürünü beğenmeyerek biraz ters davranıyor. Efendim bu da bir... Ya bu sik gibi bir şaka. Ayıptır söylemesi ama bu berbat bir şaka. Adamın gününü
Bizim çift mekanizma dediğimiz malzemeler. Bunu çiftli mi veriyorsunuz? Aynen. Eğer öyleyse diyecektim, gece hani su içmeye falan kalktığında pijamalarla adamın biri görür camdan onu diyecektim. Anneanne kullanmayacak mıydı? Evet, anneanne kullanacak ama bu pijamalarla su içmeye gece kalkınca olmaz yani. Bodrum olduğu için camdan gözüküyor canım. Yani bu yaştan neydi sonra görünse bile ne olacak ki Ceyhun? Niye olsun bu yaştan kaç sonra? Yaşında? Benim anneannemi görseniz hiç anneannem gibi durmuyor bir kere. Bugün biraz tersinizden kalktınız galiba. Anneannesi. Hatırlatayım dedim. Şöyle ufak bir. Bunlar zebra modellerimiz. Gece. Evet. Bakalım. Seda. Hani... Çok mu abartılı geldi? Evet. Ne o düğün salonuna. Bu özel bir çalışma. Evet. Gül. Hiç sevmem. Eyvah. Evet, bakalım. Seda Hanım, Ceyhun Bey'e şaka yapmak için hiçbir ürünü beğenmeyerek biraz ters davranıyor. Efendim, bu da bizim çift mekanizma. Şu adamı nasıl sinirlendirebilirsin bu arada? Bunu çiftli mi veriyorsunuz? Aynen. Eğer öyleyse diyecektim, gece hani su içmeye falan kalktığında pijamalarla adamın biri görür camdan onu diyecektim. Anneanne kullanmayacak mıydı? Evet, anneanne kullanacak ama bu... Benim anneannemi görseniz hiç anneannem gibi evde tutmuyor bir kere. Bugün biraz tersinizden kalktınız galiba, biraz... Sertlik var sizde. Bizim evde ters düz yok. Kıbleye doğru yatıyoruz. Hep aynı yerden kalkıyoruz. Bir şey diyeyim, bu kızın kesin ikizi var. Kesin. Net ikizi var yani. İmkansız ikizinin olması. Sabır küpü Ceyhun Bey, ev sahibimize perde beğendirebilmek için katalogları göstermeye başlıyor. Bunlar dijital zebralarımız. Size de zahmet veriyorum diyeceğim. Ceyhun Bey arayacak Selim Bey'i. Amına koyayım, pembe panjurubu yapıştıracak. Dış seste, ikisi de hepsi böyle bir komple bir göt olacak ve altına sıçacağım şimdi bu programın devamında şimdi. Estağfurullah. Ateşi bir görecekler şimdi. Ceyhun Bey, şimdiye kadarki çekimlerimizde problem var. Üzgünüz ama çekimi baştan yapmamız gerek. Gerçekten. Oğlum adama yazık, günah lan adama. Gerçekten mi? Komple baştan. Evet Seda Hanım. Eyvah. Az baştan Ceyhun abi. Sevimsiz bir müşteri modunda olduk kız kardeşim. Ceyhun Bey de sanırım bunalma derecesine gelmiş. Sonra dış sesin yardımıyla ben geldim. Kafa ama tabii yiyeceğim. Ceyhun Bey'in haberi yok. Aynı giyindik sonuçta. Hani giyimlerimiz aynı. Bakalım Ceyhun Bey Seda Hanım'la Sema Hanım'ın ikiz olduğunu anlayacak mı? Merhaba. Oğlum Ceyhun Bey demez mi amına koyayım? Gülen emoji vardı diğerinin tişörtünde. Nasıl gitti? Evet. Ceyhun Bey mal mı? Şahin'den Seda'dan. Ceyhun ben memnun oldum. Ben de memnun oldum. Anneannemin evine perde bakıyorum. Ulan demek ki böyle oluyormuş lan. Baksana full RP lan şu an. Full RP lan. Ah! Oh. Emoji ne la? Oğlum sen 68 yaşında mısın? 4 yaşında mısın? Merhaba. Benim Şahin'den Seda. Ceyhun ben memnun oldum. Ben de memnun oldum. Anneannemin evine perde bakacağız. Buyurun. Ceyhun Bey Seda Hanım'la baştan çekim yapıldığını düşünerek Sema Hanım'a perdeleri anlatıyor. Bakalım mağaza sahibimiz şakalandığını ne zaman anlayacak? Bunlar mekanizmalı. 69 tamam. Bunlar stor serilerimiz. Açık renkler. Oğlum şu sayıyı söyleme, Allah kahretsin ya. Zebra modellerimiz şu şekilde kapalıyken tüm görev görür. Buradan bir şeyler olabilir. Onun dışında... Seda Hanım zaten çok kolay beğeniyor Ceyhun Bey. Sıkıntı yok yani. Hatta seçimi Ceyhun Bey... Uydu koptu, bir kusura bakmayın, devam ediyoruz. Siz hangisini uygun görürseniz. Makara olsun. Biliyorum zaten ya. Yok, Çağla. Zevkinize güveniyorum. Ben de zaten makara olsun diye dedim sana. Elimde kalmıştı. Kaç zamandır satamıyordum. Siz hangisini istiyorsunuz? İyi misin ya? Bir sıkıntı mı var? Seda Hanım'ın sert karakterinden eser yok. Bu duruma anlam veremeyen Ceyhun Bey çok şaşırıyor. Bunları... Ya ben anlamadım şimdi. Burada bu kızın ikiz olmasına gerek yok ki. Diğer kız çıksaydı, geri girseydi, gene yumuşak davransaydı, hiçbir değişmeyecekti ki zaten. Hani... Falan da tanıtayım isterseniz. İkiz şakası değil bu yani. Bu tül kapattığın zaman kapanıyor. Bunlar fon perde. Ya ne ikiz şakası olur biliyor musun? Şimdi bu kız içeri o perde odasına gitse, sonra bikiniyle çıksa, o da olmuyor çok ikiz şakası. Ceyhun Bey'in şaşkın.
çapkınlığı halen devam ediyor. Bulamadım ikisi şakası. Gülüşmelere neden oluyor. Modelleri gördünüz Seda Hanım. Tercihiniz hangisinden yana? Mekanizmal olarak istiyoruz biz. O zaman ben şimdi masamı alayım. Orada daha fazla ürünler var. Ceyhun Bey burada neler alıyor? Aha. Ciddi anlamda müthiş bir şok yaşadım. Hala sen kendimi toparlayamıyorum. Sen babanın en sevdiğin video bu abi Wilzer misin? Hayır. Umut hoş geldin. Bence hangimizin? Seda sensin. Sen? Sema. Gülme krizine girdi. Arka arkaya güldü. Çok komik değil mi? Hani inanmak istemedi. Hayatımda ilk kez ikiz görüyorum. Gerçekten. Ya Ceylin abi siktir git Allah aşkına gözünü seveyim ya. Böyle bir şey mümkün mü ya? Saçma sapan nasıl? İlk kez mi? Vallahi canlı canlı ikiz. Allah. Çok hoş kızlarsınız yahu. Teşekkür ederiz. Şakamızı beğendiniz mi Ceyhun Bey? Ya. İkizler size küçük bir oyun oynamak istediler. Evet. Allah Allah. O ikinci şok neydi abi ya? Ses olmadı, tekrardan bir çekim yapalım falan vesaire. Eyvah, şaşırdım yani, şok oldum. Hala kendimi toparlayamıyorum. Sema'yı görünce iyi misin hissiz diye sormuş. Tatlı sert bir atışma da oldu çaktırmadan çaktırmadan. Natmanlık diyor ki bu adam just. Oğlum, sen insanların cinsel yönelimlerine ne biçim yorum yapıyorsun burada saçma sapan saatin kaçında terbiyesiz kaç senesine gelmişiz. Dikkat etmişsindir zaten. Sema Hanım geldi ve direkt beğendi. Allah Allah diyorum, ne oldu? Demek ki bayağı zorlamışım onu. Ama Sema'yı görünce çok mutlu olmuş. Yine moderatör. Cadı gitti. Eyvah, o ne ya Rabbim. Gayet hanımefendi. Manyağım, doğru. En çok sevdiğim benim. Hayır. Manyak değilsin amına koyayım. Bak. Ne yazıyor adının başında? Manyak değil diyor. Müşteri tipi geldi yani. Artık kız kardeşim onu ne kadar bunalttı, ne kadar eşyasını beğenmediyse bilmiyorum. Bayağı bir çıldırtmış kendini. Çok ciddi bir dumura uğradım yani. Halüsinasyon falan. Güzel bir anı oldu hepimiz için. Evet. Gerçekten perdeyi seçebilir miyiz? Evet. Güzel bir anı oldu. İlk kez ikiz görüyor musunuz? Bu da. Aynı. Kafadan konu takladığımıza göre perdeyi bir... Aynen. Şey, ben size şimdi dokunsam... Hayır, yok, hissetmiyor. Bizim hissetmiyor. Bir böyle bir ilkokulda bir 200 görmek lazım yani. Hakikaten. Notmanlık diyor ki o not İngilizce'deki not anlamında değil, Türkçe'deki not alma anlamındadır. Kaan Bey, lütfen dilimizi düzgün kullanalım. Oğlum sen isminde Q var. Doğa peki. Ha tabii, doğal olarak yani. Yok, 2 dakika. O benden bir hafta sonra doğdu. İkiz oluyoruz ya. Anlaşılan Ceyhun Bey'in kafası gerçekten çok karışmış. 2 dakika. Aramızda 2 dakika var. Aralarında dakika farkı varmış. 2 dakika önce ve sonra doğmuş. Çift yumurta, tek yumurta. Sanıyorum yumurtalar karışmış. Ya ne diyeceğim? Bu adamın frekansını... Neyse, perdeye biz bakalım yani. Camınıza yer... Papazını siktiler. İnce olan daha şık duruyor. Varsa değil mi ölçümüzü? 4 metrekare ürün gidiyor. Adamın kafasını tam anlamıyla yani. 110 lira. Onu takladılar. 40 lira yapıyor. 40 liralık da indirim yapayım, 400 lira mı alayım efendim? Yeni mutfak, yeni bahar. Rengarenk bir mutfak olması için eksiklerimizi aldık. Elimizden gelen neyse onun en iyisini yaptık. Mıdıkladılar yani. İyi olacak tek iple. İş bitti. Bir geri bir ileri. Hem gece hem gündüz. Krem rengi piliseli zebra perde alan ikizler 400 lira ödedi. Hanımlar şakalarla geçen alışverişin ardından yeni duraklarına giderken biz de atölyemize dönüyoruz. Merhaba ustacım. Masamızı top... Atölye kadar sıkıcı bir kısım yok benim şahanelerde. Bu mu oldu? 15 dakikada. Yani helal olsun usta, ellerine sağlık. Yalan yok da hani içerik olarak çok sıkıcı. Astar boya hazırlanıyor. Ustamız boyayı iyice karıştırarak... Evet, ikiz indirim yapmıyorlar, anlamadım. ...toparlanma olmamasını sağlıyor. Ardından güvenlik önlemlerini alan Ali Usta tavanı zımparalamaya koyuluyor. Bu arada Ali Usta'ya porno müziği koymuşlar böyle. Kim seçiyor bu müzikleri ya? Tavanın ardından duvarlar da zımparayla pürüzsüz hale getiriliyor.
Artık astar boyaya başlayabiliriz. Ali Usta astar boyaya duvarlardan başlıyor. Ocaküstü ve ele bakmaya geldik. Buyurun. Damlımızı ben size göstereyim. Siyah temperli camlı, dokumatik ekran. Temizliği de çok kolaydır. Ocakta yine siyah temperli camımız, ocağımız aynı şekilde. Biz bir de evye bakacağız. Şöyle oğlum bu nasıl ev ya, lan yamuk duruyor. Allah lan katalogdaymış ya. Evye size göstereyim ben. Damlalıklı evyedir, inox. Dedim ne kadar çıkıyor. Bu şekilde mi? Evet, buradaki de. İnox dediğimiz budur. Siz bu set mi? Yani siz önereceğim set tavsiye ediyorum. Evet. Tamam, bence güzel. Ulan benim davlumbaz. Fiyatları bir konuşalım. Buyurun, sizinle. Buyurun şöyle geçelim. Çok zordu eski mutfak. Evlerin içerisi küçüktü. Tencerenin bir tarafını koyuyorduk, bir tarafın kulbu girmiyordu, havada kalıyordu, yıkarken büyük bir zorluk oluyordu. Daha rahat olacak. Artık bir davulmazımız olduğu için tabii çoğu havayı tutacak. Tabii niye ikisiniz diye sormadı. O konuda çok sevinçliyim anneannem için. 3.425 lira. Evet bu arada. 3.400 lira. Siyah temperli camlı ankastre set ve paslanmaz çelik evye alan ikizler 3.400 lira ödedi. Anneanneleri için alışveriş yapan ikizler bir sonraki duraklarına giderken biz de atölyemize dönüyoruz. Ustacım masa tablamızı hazırladı. Ya usta eline ayağına sağlık da yani. Kim de değil vallahi. Alışverişe dönüyoruz. Merhaba, iyi akşamlar. Anneannemin mutfağı için parke bakacağız. Buyurun efendim şöyle. Bu adamı bitiyorum ya. Ben dedim benim gözlerim mi bozuldu bir anda, ne oldu? Yok, bir yok, iki... Çift gördüğünüzü mü sandınız yoksa Kazım Bey? Biz çiftiz. Kazım abi. Evet, ne renk bir şey, nasıl bir şey? Açık renk istiyoruz. Açık renk, fakat açık tonlar da genelde. Ne renk? Oğlum ne oldu? Korktum lan. Zeytin yeşili, beyaz. Evet, ben Muldan Meşe'yi beğeniyorum. Sürekli yumuşayını seyrediyorum. Kendi elim yaptırmış olsaydım Muldan Meşe'yi alırdım. Çünkü renk olarak çok güzel. Ben de Muldan Meşe'yi beğendim. Güzel renk. Bize ne kadar lazım? 12 metrekare lazım. Biz hesabımızı isterseniz yapalım. Hayır hayır Muldan Meşe. Mutluyum ya, onun için güzel şeyler seçtik. Artık zahmetsiz bir mutfağımız oldu bence. En azından 20 yıl sonra. Oğlum bir şey diyeceğim lan. İki kız da farklı farklı konuşuyormuş amına koyayım. Ben programın başından beri sadece bir tanesi konuşuyor sanıyorum ya. Allah kahretmesin ya. Hayretler lan. Abi birkaç söyleyeceğim şey var, bir yeni evin hobide bu evim Şahin gibi bir program başlamış, yeni bir de senin ikizin var gibi abi, bir de damperli kamyon damper. Hiçbir şey anlamadım da ben bir kurban vereceğim bunun üstünde, çok iyi hatırlattın. Birinin gitmesi lazım yani bu chatten şu an, kesinlikle şu an birinin gitmesi şart. Bakalım kim? Geri açtım, bir dakika durun. Tamam şimdi çektim. Henüz 777. Ben de yazmıştım biliyor musunuz? İnsanın içine doğarmış. 00'da Conflix chatinde kurban edileceği. Biliyor muydunuz? Öyle bir şey sıktım.
Notmanlık diyor ki karakter seçme ekran. Tamam hadi uzatmayın da. Sonra onu da mutlu edebilmek nasipmiş bize. Uludağ meşe sudan. Bu Seda mı? Sema mı? Sena mı? İşime bakıyorum. Etkilenmeyen parkeye karar veren ikizler 500 lira ödedi. Anneanneleri için yaptıkları alışveriş... ...işleri tamamlayan ikizleri dinlenmeye gönderip ustalarımızın yanına dönüyoruz. Uludağ. Lan usta. Ali usta duvarları renklendirmeye başlamış. Ali usta gene sik yazmışın duvar. Ananı avradın nereye kaydım? Başlamış. Abisa Aslan perli kamyondan 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 perli kamyon. Hole döşüyorlar lan. Aa teyzenin bütün evini parkelediler. Kıyak geçti ha Selim Bey. Kapıyı yok ettiler ama mutfağa giden. Dershane parkesi. Tamam. Civiyi de çaktın herhalde. Civiyi de çaktık. Farkımızı yaptık. Bugün çok yoruldunuz mu ustalar? Yani isterseniz ama biliyorsun her zamanki bir sıkıntı yok. Yorgunluğumuzu diğer günde atıyoruz. Necdet ustam bugün neler yaptık? Bizim paramızı yaptık. Altımızı vurduk. Tamam boyamızı vurduk. Çaktım ustam. Ustam. Necdet ustamın da farkımızı yaptık. Yarın günümüz listesi biliyorsun. Yarın da yorucu bir gün var. İyi akşamlar ustalar. Yorucu sabah görüşürüz. Usta. İyi akşamlar. Ustalarımız dinlenmeye giderken değişimin ikinci günü de sona eriyor. Bağırır mı? Anneanne aç kapıyı. Önce çığlık attı. Allah! Değişim ne? Bile korktu hatta. Diyorum. Şimdi. Teyze o kadar bağırıyor gibi oradaki yaş. Beklenen final gününe geldik. Günaydın ustalarım. Günaydın. Kenan ustam bir an önce işe başlamak istiyorsun galiba. Bir an önce başlamamız lazım. Bugün erken bitirmek istiyoruz. Rekor kıralım Ali usta. Evet. Yapalım bunu. Ali usta derken? Hangi Ali usta dedi? Kenan. Büyük Ali usta. Tamam. Büyük Ali usta küçük Ali usta. İki Ali ustamız el ele verirse işlerimiz hemen biter. Başlayalım ya. İki Ali ustamız el ele versin ya. Ustalarım kolay gelsin. Ev sahiplerimiz kadar ustalarımızın da final heyecanı var. Atölye imalatlarımız yine tam zamanında geldi. İçeri taşımamız gereken bir mutfak dolusu... Solas biliyor ki adamın biri gulmuş. Karısı da Lale. ...şey var. Koydukları müzik Ya o oyun neydi ya? Hı. Bu müzik.
Yap be usta. Çok dolap oldu herhalde. Tuvalet yok ama bu şeyde. Sürprizleri bitmek bilmiyor. Ananı sikiyim. Ustalarımız mutfağın atmosferini değiştirecek görseli duvara uyguluyor. Abi Mali bu duvar kağıdı olmaz. Üzerine atölyemizde hazırlanan pencere takılıyor. Sırada anahtar. Kadın hep ona bakıp bodrumda yaşadığını hatırlasın diye Selim Bey pencere yapıp pencereye duvar kağıdı koyuyor. Öyle bir delikanlı bir adam işte. Prizler var. Bakalım seçtiğimiz renkler duvar renkleriyle uyumlu mu? Abi tüm ustaların isimlerini ezbere sayar mısın? İlk 11 mi? Mehmet Usta, Yalçın Usta, Faik Usta, Mahmut Usta, Orhan Usta, Necai Usta, Recai Usta. Biliyorum benzeri ama farklı. Mahmut Usta, Kuddusi Usta, bir de Recep Usta var. Bir de Kemal Usta var. İki Mahmut var arkadaşlar. Anneannemizin mutfağı nasıl da ışıldamaya başladı. Şimdi de hazırladığımız görseli ledlerle ışıklandırmalıyız. Ne de olsa bu alanın pencereden bir farkı yok. Pencereden bir farkı var dış ses. Pencere olmaması. Pencereden bir farkı bu alanın. Ve amına koyayım Alpleri görme. Ne? Bu bölüm pancurlarla çok daha estetik görünecek. İlahi Selim Bey, nereden aklınıza geliyor böyle güzel tasarımlar? Stelium'in diyor ki Nevzat Usta ağlıyor. Hanımlar için dolaplar olmazsa olmaz. Yedek ol. Hanımlar için dolaplar olmazsa olmaz. Ne demiş mimarımız? Hanımlara dolap ver. Sırada geniş mutfak tezgahı var. Beyaz üzeri kırçıllı model, odanın aydınlık havasıyla çok uyumlu oldu. Mutfak masası olarak kullanılacak bu yeni tasarımı gören hanımlar, ev sahiplerimizi aynen çok öyle kıskanacak. Ne? Ev sahibimiz ne kıskanıyor? Ne? O zaman modern ankastre ürünlerimizden hiç bahsetmesek çok daha iyi olur. Yeni perdeyi de yerine takınca geriye pek bir işimiz kalmıyor. Arkadaşlar kolay gelsin. Selim Bey bu ne amına koyayım ya? Kemal Usta, Ali Usta, Kenan Ustam, sevgili siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler Selim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, iyi ki montumla gelmişim. Burası esiyor çocuklar. Anne. Selim Bey gerçekten bunları severek yapıyor herhalde bu evler. Elimize kocaman ve güneş ışık dolu bir mutfak teslim edeceğiz. Vakit kaybetmeden son dokunuşlara geçmek istiyorum. Hadi bakalım. Selim Bey ilk şakanız mı? Selim Bey. Anneanne. Görünce. Mutfağa enerji. Kaçamadık. İşte mimarımızın merakla beklenen sihirli dokunuşları. Mutfağa enerji katacak renkli aksesuarlar yerlerini alıyor. Son düzenlemeler yapılıyor. Evet, bunu koyalım ve her şey tamam.
Evet, bu mutfağın eski halini bir hatırlayın. Anneanne bir kere torunlarıyla beraber burada oturup yemek yeme arzusundaydı. Hepimiz aynı safhada yemek yemiyoruz. Bayram, bir seyranda erkeklere aynı öyle bağırıyor bak. Sonra bayanlar. Açmadım. Açmadım. Biz öyle olmasını istemiyoruz. Ve artık kocaman ve manzaralı bir mutfağı var. Şimdi ailemizi dışarıda bekleyeceğim. Çünkü içeride beklersem girer girmez bütün sürprizleri görürler. İzninizle efendim. Şimdi dışarıya çıkıyorum. Oğlum Selim Bey dışarı çıkmış ya. Bahçeli miymiş bu ev? Her şeyi beğenerek, severek aldık. Selim Bey de beğenecek mi onu hiç bilemiyoruz zaten. Çok heyecanlıyız. Vallahi çok duyguluyum. Çok merak ediyorum. Allah razı olsun. Anneannem gerçekten beğenecek mi çok merak ediyorum. Evet. Hemen hop anahtarı aldık. Evet sevgili ses, şimdi sıra geldi. Ayrıca bizim aslında burada olmasına ama şu an neredeler? Aşağı inmek üzereler Selim Bey. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Hayırlı. Ezelim mikrofon sesi de açık ha. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız hanımlar? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Montlar aynı giyilmiş efendim. Ya bunlar ikiz lan. İkiz lan bunlar. Vallahi ikiz lan. Yok gelin aşağı gelin. Ve şimdi? Şimdi ustalar şuradaki dışarıdan gelen boruyu kırıp. Hanımlar. Tahmin etmeyin. Babacım anahtar burada. Ah, evin patronuna veriyoruz değil mi efendim? Erden öyle anahtar verilmez denir. Buyurun efendim elimin üstünden veriyorum. Teşekkür ederim. Hayırlısıyla. Allah razı olsun. Anneannem de inşallah beğenir. Heyecanla bekliyoruz. Şu an inanın ki hani kalbim çarpıyor. Çok merak ettim. İçeri girmek için. Stelun diyor ki abi bak bunlar da ikiz. Geri sayım başlıyor. Peki. 3. 2. Gömlekleri farklı değiller. 1. Ve. Anneanne aç kapıyı. Anneannem kapıyı açtığında nasıl bir tepki verir? Vallahi genelde mutlu olduğu zamanlarda. Anneanne kapıyı açtığında nasıl bir tepki verir biliyor musun? Alo lan kanka olabilir tahmin böyle boynuna sarılır maç murç öper yani genelde öyledir ağlar mı bence ağlar gibime geliyor çünkü anneannem o da çok duygusal biridir ve işte o an anneannemizin yeni mutfağına kavuşma anı. Ay Selim Bey! Ay! Allah! Yani sade karşıyı gördüm bu tarafa böyle döndüm Allah'ım dedim bu ne? Uzun bir çığlıktı. Dedem bile korktu hatta korkutma beni diye girdi. Seda da hatta korktu. Hiç hayatımda görmedim. Yani hiçbir yerde de görmedim. Yeni görüyorum. Siz de sizin yaptığından da yeni görüyorum. Ya ben bu gelişi diyorum. Bu duvar kırılmış. Oh. Ay tamam. Duvarla. Dedim konsolos akordiyon kırılıyor dedim. Bunu düşünmüyordum. Yani dedim bağırayım dedim. Örtümü atayım dedim. Zor kendime hakim oldum. Bura ne böyle? O kadar ki güzel olmuş. O kadar ki güzel olmuş. Biz de ilk girdiğimizde nutkumuz tutuldu zaten. Bir konuşamadık, evet. Birbirimize baktık direkt. Rutubetten bir damla iz yok. Bir kere onu söyledim. Sesi kısılmış. Bembeyaz. Eskiye dair hiçbir şey yok, hiçbir iz yok. Allah duamızı mı duydu, sesimizi mi duydu, ne gönlümüze göre oldu. Evet, her şey çok güzel olmuş. Hiçbir eksik yok. Hani Stelun diyor ki bunu 2014'te TV'de izlediğini düşün. 25 kere sesi açıp kısıyorsun. Ay gerçekten çok güzel olmuş. Evet ya, her az sonra da sesi kıstığını düşünsene. Ay girişte park olmuş. Teyze sevindi lan ama. Pis görüntüsü gitmiş. Anneanne iyi misin?
Anneanne burası artık senin. Benim mi bilmiyorum. Senin, senin. Selim Bey ve Kanal D yapı sayesinde senin. Selim Bey ve Kanal D aynı zamanda Uludağ meşe. Ve daha ferah bir mutfak olacak. Artık yerde yemek yemek yok. Çok tatlış. Rutubet yok. Heyecandan mı, güzellikten mi, artık geleyim gideyim bakayım mı? Yoksa mı burada oturayım mı sabaha kadar böyle bakayım mı? Ay ne kadar güzel olmuş Allah'ım. Ay ulan. Süper. Hiç bu kadar olmuyordum. Çok teşekkür ederim. Allah'ım razı olsun. Dedenin gözleri doluyor. Evet. Dedenin gözleri doluyor. Ev kira Selim Bey. Çok güzel olmuş. Ya nutkumuz tutuldu resmen. Ya bu kadarını beklemiyordum. Böyle tezgahlı. Öyle de görelim ya. Evet. İkizlerin after çoğu kıtları neden bu çıksın? Festival filmi çekiyorlar. Sanki ne bu havalar. Yemek artık aspiratörüm var. Abi, bir de kömbe işte. Yapacağım bir fırınım hangisi var. Hangisi anlamıyorsun kafan karışıyor. Selim Bey bura benim mi? Burası sizin. Sizin hem de sonsuza kadar sizin. Selim Bey. Ay dedem ilk kez ağlarken görüyorum. Allah razı olsun Allah çoluk çocuğunu bağışlasın. Allah işin gücün rast getirsin. Bugün göreceğiz Rabbim ya. Rabbim sana her zaman zihin açıklığı versin. Amin. Her zaman yardımcın olsun Rabbim. Anneannemizi sevinç gözyaşlarına boğan değişime gelin yakından bakalım. Hadi. Girişi daraltan kapı kaldırılarak kenar kısımları kırıldı. Genişletilen bu alana çift taraflı kullanılabilecek özel bir dolap yerleştirildi. Ve şimdi... Ay Selim Bey, bura benim mi? Benim mi burası? Allah'ım, inanamam. Sen gezmek istiyorum. Bakın, inanamam. Bir kere dolabınız. Hemen bir açın. Aç bak. Ay anneanne, hiçbir şey artık üst üste olmayacak. Her şeyi tek yerleştir. Şurada da gördüm. Arkalı önlü evet, kullanabileceğin. Evet. Zemin kattaki eve iç açıcı bir hava katmak için girişin olduğu duvara tamam, manzara ya. Resmi uygulandı. Oğlum, bu... Resmin üst kısmına ahşap pencereler ve panjurlar yapılarak led ışıklarla aydınlatıldı. Bakın burada manzaranız var, manzaranız. Ne diyorsunuz? Selim Bey gerçekten... Kapasak mı camı ya? Çok esti. Seda. Kire Selim Bey'in sürprizleri zaten aklımızda yoktu. Arka tarafta mavi bir şey, şu ufak... Mavi bir... Kimse. ...panolar. Bunları daha sonra resim çerçevesi koyabilirsin. Senin için yaptım dedi. Özellikle istedim ki eşinizle beraber. Tıpkı bir hani o özlediğiniz yerler var ya, o yeşillikler. Onu tekrar burada tatmanızı istedim. Ne lan ora nere? Ne biçim lan? Nasıl bir laf o ya? Özellikle Selim Bey'in mavi... Doğa resmi. Var ya gitmeyi istediğiniz yerler. Yeşillik, sonsuz arazi. Cennet. Senin kenarlarındaki panjurlar çok hoşuma gitti. Kahverengi çerçeveli eski alt dolapların yerine zeytin yeşili yeni dolaplar geldi. Yeni dolaplar girişten itibaren yerleştirilerek köşede kalan kombi içinde ayrı bir dolap yapıldı. Kadir Doğan 07 diyor ki abi Selim Bey kadının oğulları bodrum kata koyduğu için borulara para vermemiş onlardan çalmış bir de Bonnie'ye bağırmayı dinle. Bu Bonnie'ye bağırmayı dinle. Buyurun bak. Bakın kombi dolabına dede, bakın. Alt taraftaki yerlere bakın. Dedeciğim kontrolünüzü yapın. Kombi. Oğlum çok mutlu oldular lan ama. Kombinin alt tarafı da dolap. Bakın burası da dolap. Allah'ım bak sen alasan bak. Bu masayı istediğiniz yere alıp götürebilirsiniz. Özellikle... Her masa öyle değil mi Selim Bey? Biraz dar ya. İki tane tabak sığsın yeter. Ama ne var ki karşılıklı oturup yemek yemek lazım. Evet. Ve işte masayı istediğiniz zaman bu şekilde... istediğiniz zaman açarak... Aa çok iyi olmuş. Ay evet. İşte kocaman bir masa haline getirme şansınız var. Yerde yemek yemek yok. O yer sofrasından kurtulduk. Buradaki gör... Lan YKS mi açıklanmış? Oğlum kaç oldum amına koyayım acaba? Dur bakayım bir.
İyi. Kavramca diyor ki 85 milyon vatandaş arasından yüksek sonucu 3 milyon gelen Rüştuka Anvarlı başarısı nasip et Allah'ım. Kardeşim. 10 bin. Göl manzarasını görüyor musunuz? Evet. Haberiniz. Şu göl manzarasına karşı dedeciğim. Ben kaçtım lan gerçekten. 90 binde falan mı? Oturup bir yemek yemenin keyfini doyulmaz bence. Ne dersiniz? İlk iki videonu hatırlıyorum. Of. Eskiden soğuk zeminin üzerinde yer sofrasında yemek zorunda kalan ailemiz için atölyemizde istenildiğinde açılıp uzatılabilen bir masa tasarlandı. Bu masa şu kadar uzuyor. Yani atölyemizde yeterli. İstenildiğinde açılıp yeter. Uzatılabilen bir masa tasarlandı. Yeşil kötü. Hiç ne diyeceğimi bilemiyorum. Sema Seda, Sema Seda. Sema Seda. Yok bu kızların ismini niye kelime şaka gibi koydun? Sema Seda. Bura benim mi Sema? Sema Seda, Sema Seda. Rabbi leylim ve nimel vekil. Sema Seda. Evet senin abla, olduğu kadar dur abla. Çünkü Allah seni başımıza geline bir beddua saldı. Sen oldukça burası bizim için var. Sen olmadın mı bu kapı boş. Tavandaki çıplak ampul kaldırıldı. Rutubet izleri giderildikten sonra şık bir asma tavan yapılarak spotlarla ışıl ışıl hale getirildi. Şimdi anneanneciğim şöyle başını kaldırdığın zaman göreceksin ki burası ışıl ışıl. Bir tarafta tavanımız düşük bırakılmış, bir tarafta yüksek. Bak ampul. Çünkü burası zaten bodrum katıydı. Bizim o spotların hepsi açık yanmak durumunda olacak. Ailemizin şikayetçi olduğu eski evye gitti. Yeni alınan paslanmaz çelik evye cam önünde konumlandırılarak gün ışığından daha fazla faydalanılması amaçlandı. Ceyhun Bey'in perdesi çok yakışmış. Yani Ceyhun Bey'in kulakları canlısı. Eski mermer tezgah kırıldı. Yerine alınan beyaz üzeri gümüş yaldızlı tezgah köşe döndürülerek daha fazla kullanım alanı sağlandı. Bir tarafta yemek masası, bir tarafta manzara. Diğer tarafta döndüğümüzde, evet burada belki ufak bir penceremiz vardı ama o pencerenin hemen önüne evi koydum. Ve devamında tezgah. Tezgah istememiş miyiz anneanneciğim? İstemiştim kurban olsun. Yaldız ne? Nina. Sana. Allah senden bin kere razı olsun. Tavana kadar uzanan az sayıdaki dolabın yerine erişimi kolay beyaz dolaplar yapılarak hem şık hem de kullanışlı olması düşünüldü. Kırılmış ve bozuk çekmecelerin yerini sağlam ve modern çekmeceler aldı. Peki ya dolaplar? Nasıl yaptın bir açın, Selim bir Bey? Açın, bakın. Ya bu yeşil çok Selim kötü Bey, ya. Selim Bey nasıl yaptın? Yeşil nasıl çok kötü ya. Ay Allah'a. Tam mı dıklamışlar ya? Evet. Bilemiyorum Allah'a. Ama güzel yapmışlar. Çekmecelerin yanı sıra bakın buraları hep böyle kullanışsızdır biliyorsunuz evet. Değil mi kızım? Burada özellikle hem resim çerçevesi gibi olsun dedim hem böyle raf diye kullanın. Bu da benim özel tasarımım hem de ilk defa sizde. Bak de. Olsun dedim. Hem böyle raf diye kullanın. Bu da benim özel tasarımım. Hem de ilk defa. Tam bir şey olmadı mı? Bu da benim özel tasarımım. Benim özel tasarımım. Ama yapmadı. Hayır, belki de yaptı, kestiler. Bilmiyorum. Eskiden girişin solunda ortada duran buzdolabı duvar kenarına alınarak kabin içerisine yerleştirildi. Burada kocaman bir dolap var. İçine de buzdolabını koydum gitti. Ne diyeyim ben bilmiyorum ki ne İyi diyeyim. İyi günlerde kullanın. Allah bin kere razı olsun senden. Dualarınız yeter bize zaten. Ya bu dolabı açıp gene dolap açılması kaotik ya bence. Burada duran buzdolabı duvar kenarına alınarak kabin içerisine yerleştirildi. Burada kocaman bir hadi dolap bu da benden var. İçine özel de buzdolabını koydum gitti. De. Ne diyeyim ben bilmiyorum ki İyi ne diyeyim. İyi günlerde kullanın. Güzel olmuş ama. Beyze çok mutlu oldu. Dualarınız yeter bize zaten. Düğmeleri kopmuş ve soyulmuş eski fırın ve set üstü ocağın yerine siyah camlı bir ankastre set geldi. Zemindeki eski seramiklerin yerine sudan etkilenmeyen parkeler döşenerek ahşabın sıcaklığı mekana taşındı. En büyük evim şahane. Evim şahane. Evim şahane.
Zannediyorum ki 10. kattayım. Bu manzarayı, bu mutfağı, bu güzelliği 10. katta sandım kendimi. Biz de mutlu olduk. İşte mutfağın eski hali. Ama hangi manzara? Bu da evim şahane tarafından baştan sona yenilenen hali. Vallahi kötü değil lan. Evim şahane tarafından... Şu hariç. Bu ne amına koyayım? 3 günde... Bir kere böyle manzara olamaz ki, biz deniz altından mı bakıyoruz buna? Periskoptan mı bakıyoruz? Yenilenen bu mutfak anneannemizle dedemize hediyemiz olsun. Bir ömür çocukları ve torunlarıyla birlikte kullansınlar. Yeşil de biraz kötü de... Acılar daha çok taze. Etrafta bir çocuk sesi bile duymuyor değil mi? Halbuki burası bir köy. Size zahmet olacak. Hadi baba, selam aleyküm. Sağ olasın dayılarım, emmilerim, arkadaşlarım. Annem nerede, yukarıda mı? Efendim? Annem yukarıda mı? Yukarıda, yukarıda. Oo, kar erimeye başladı galiba burada. Tabii. Şu çamurlar kardan. Şu çamurlar kardan. Oradan akıyor işte. Yeni bölüm mü bu? Anne ben... içeride mi? İçeride. İzleyemeyeceğiz ama. Üşüdüm ben, ne yalan söyleyeyim. Sen mi üşüdün? İnan. Bak hele, içeri gidelim. İçeri? İçeri gidelim dedem. Gel, içeri bağırma gidelim. Lan gel. Burayı siz mi yapacaksınız? Ne? Kavramca diyor yıktı, ki Ambatukan kızının lanetlediği Bastanat köyü dua okumadan yaptı, geçmeyelim. Duayan modding. Ambatukan cininin Bastanat köyü mü? Abi dalga geçme bak. Yok ya, ne soğuğu ya. Alışkınız evet. Biz ya. Kendim yaptırdım o evleri. Bu bölüm yok abi. Bu bölüm... Ha, bu diğer bölüm. Müsaade. Çok üzücü diye bu bölümü fragman olarak koymuşlar. Zamanda geleceğim. Hoş geldin, safa geldin. Buyurun gelin. Sağ ol dedem. Siz de sağ olun. Hadi müsaadenle. Müsaade sizin. Hadi. Saygılar. Hadi buyurun. Yapmadı, gitti direkt. Evim Şahane Ermenek, Pazartesi Kanal D'de. Bunlar vadisi kutu gibi bir şey herhalde. Teşekkürler YouTube Type. Mom Gang. Güzel bölümdü. İkonik bir bölümdü. Tatlıydı. Öpüyorum hepinizi. Çok sağ olun. YouTube Type sizi öpüyorum. Güzel bölümdü lan bu arada. Nova Prostat X evim şahane. Ne yapıyorsun? O bölümü merak ettim ha. Evet. Al ye. Yeah. Stelun'un diyor ki seni bulacağım, bulup Popeyes yedireceğim. Popeyes. Sana. Şişko. Şişko bütün misafir kedilerin mamalarını yiyor. Şişko niye mamalarını yiyorsun ya? Bütün yavru kedi maması yer. Kızın mamasını yer. Yesene oğlum kendi mamalarını. Hepsi herkesin maması bitiyor. Kendi mamasını bırakıyor, gidiyor insanların mamasını yiyor. Ayı. Ne oldu?